Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da çok muhterem bir misafirim var. 24, 25, 26. dönem Diyarbakır milletvekili. Aynı zamanda bir entelektüel yazar. Bana göre İslamcı bir entelektüel ve Kürt siyasal hareketinin de önemli isimlerinden birisi Sayın Altan Tan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, Bütün teşekkür ederiz. Bütün izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, sevgili izleyenler tabii gündem hakikaten çok sıcak. Ee, geçtiğimiz hafta en çok tartışılan meselelerden birisi şey Said isyanı, kıyamı ve isminin bir bulvara verilmesiydi Diyarbakır'da ki orada idam edilmişti kendileri. Tabi öbür taraftan Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun mecliste yaptığı özellik yerel yönetim eyalet meselesi tartışma konusu oldu. Yine e, DEM Parti yerel seçimlere gidiyoruz. Tüm bunları konuşacağız ama tabii ki biraz daha geçmişe de gitmek istiyoruz Sayın Altanta'nın. E, geçmişi de hakikaten konuşulması gerekiyor. Dolu dolu bir ee, geçmişi var, siyasi hayatı var, entelektüel yazarlık çizerlik bölümü var, fikir dünyası var. Dolayısıyla bunları e, vaktimiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. E, Sayın Altan Altantan, benim kayıtlarımda 1958 Batman doğumlu olarak gözüküyor. E, ama Diyarbakır daha çok Altantan hayatını yer işgal etti diye biliyorum. E, nasıl oldu? Batmanlı mısınız? Aslen nerelisiniz? Şimdi esas şöyle, bizim ailemiz Aslen Midyatlı. Biz Midyatlı'yız. Midyat'ın Esten kesimindeyiz. Ester kesimine de yine Midyat'ın hemen yakın 10-12 kilometre uzaklığında olan Helak diye bir Kürt köyünden gelmeyiz. Hikayemiz bu. Yani dedelerimiz, dedelerimizin dedesi bildiğimiz kadarıyla 400 ile yakındır. İşte 12, 13, 14. Niye gittikleri falan belli mi göçse? Belli? Şöyle, köyden çıkışımız yaklaşık 180-190 sene evvel. Yani Midyat'ın Helahi köyü, Kürtçe telaffuzuyla. Çünkü Arapça Halah, Süryanice Ahlah. Bizde her köyün böyle üç ismi var. E bir de Cumhuriyet döneminde dördüncü bir isim Türkçe koydular. O da ayrı bir şey. Böyle çok isimli bir coğrafyamız var. Biz o köyden işte takriben 180-190 sene önce kendi aşiretimizin içinde bir kavga oluyor. Amca çocuklarımızla bir kavga oluyor. Kan davası meselesi oluyor ve bizim ailemiz oradan çıkarılıyor. Yani Kürtlerde de bir gelenek var. Akrabalar arasında öldüren taraf çıkarılır köyden. Hmm. Yani ölen kalır, onun ailesi kalır, öldüren cezalandırılır. Bizimkiler köyden çıkarılıyorlar. İşte o Midyat şehir merkezi şu an. Yani Estel dediğimiz bir kesim var. Oraya geliyorlar. Arapça konuşan bir kesim. Yani Kürt köyünden Arapça konuşulan hmm. bir yere geliyorlar. E tabi bir müddet sonra Arapça da öğreniyorlar. Arapça konuşuyorlar. Yani bir 50 sene, 60 sene, 70 sene sonra. 70 yıl önce de yani 1953'te de aile tekrar bir göç yaşıyor. İşte ekonomik nedenlerden dolayı. Babam Diyarbakır'a geliyor. Diğer amcalarım da Batman ve İstanbul'a gidiyorlar. Ben işte babamın o askerliğe gidip gelme döneminde Diyarbakır'dan Batman'a ee, çok kısa bir dönem e, gittiği dönemde Batmanda doğuyorum ve tekrar Diyarbakır'a geliyorum. Yani doğuştan sonra tekrar Aynen. babamın bulunduğu yere geliyorum. Hikayemiz bu. İşte evet. 70 yıldır da Diyarbakır'dayız. Ama 70 yıldır da bir ayağımız İstanbul'da. Çünkü evet. dedem, babaannem ve dört amcam İstanbul'a geldiler. Halleri vakleri iyileşti memleketten çıktıktan sonra burada önce şişlide oturdular. Ticaret sonra de mi sonra bebeğe indiler evet. Yani bebekte oturdular. E biz de yarı Diyarbakır yarı İstanbul böyle hep gidip geldik. Çocukluğunuzda İstanbul mu daha çok etkili oldu, Diyarbakır? E tabii ki önce Diyarbakır. Çünkü ilk orta ve liseyi Diyarbakır'da okudum. Diyarbakır Marif Koleji mezunuyum. Yani Amerikalı hocaların ders verdiği 1969'dan 76'ya kadar. Oraya da herkes girebiliyor muydu? Hayır imtihanla giriliyor onlar. Yani işte bu İstanbul'daki Robert Kolej, Galatasaray Lisesi yani muadili. Maliyet var mıydı? Maliyet şöyle iki grup var. Bir parasız yatılılar var bir de paralı imtihana girip de kazananlar var. Evet. Yani paralı da her isteyen gidip okuyamıyor. Belli bir sınavdan geçiyor. Ben önce paralı olarak başladım, imtihanı kazandım. Sonra ertesi yıl parasız yatılı imtihanına girdim. Onu da kazandım. İşte parasız okudum. Sonra. Özellikle orayı tercih etmenin bir sebebi var mı yoksa sadece Sebebi eğitim... şöyle. O o bölgenin işte en batıya açık, en iyi okuluydu Diyarbakır Maarif Koleji. Yani benim kendi devrem yani sınıf arkadaşlarımdan, dönemimden 6 tane tıp profesörü var sadece. Yani diğer okuyanlar, yazanlar, çizenler ayrı. E, İngilizce eğitim veriyor. Yani bir sene hazırlık okuyoruz Amerikalı hocalardan. E, sonra işte ortaokulu ve liseyi İngilizce okuyoruz. Şey yüksek. Yani Diyarbakır'ın içinde ayrı bir bir koloni gibi. İşte İskoç halk dansları ekibine kadar var. 1969'un 70'in şartlarında böyle bir bir okul. Evet. E tabii o, o bölgenin bütün ileri gelenleri yani ağa, bey, şeyh, e, işte üst düzey memur, okumuş yazmış avukat, doktor, mühendis neyse çocuklarını o okula sokmak istiyorlardı. Tabii kazananlar oldu, kazanamayanlar oldu ama Urfa, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl, işte Siirt o bölgenin bütün ileri gelenlerinin ve kabiliyetli çocuklarının yani ileri gelen olmasa da e, Zeki, işte yetenekli çocuklarla birlikte okudum. O yıllarda Kürtçe'yi Kürtçe biliyorsunuz tabii. Hayır. Bilmiyorsunuz. Şimdi şöyle, benim annem Türk. Ee, Abdülhamit döneminde Maden'in belediye başkanı. Hacı Abdülmenna Ağa. Türk, Türk bir aile. Ayan, e, Abdülhamit döneminin e, Ayan meclisinde Aza. Hayır, belediye başkanı. Maden'in belediye başkanı. Hacı Abdülmenna Ağa. Hı. Oranın belediye başkanı. Şimdi annemiz Türk. Ee, dolayısıyla biz evde Türkçe konuştuk. Yani ana dilim Türkçe. Sonra daha yani ondan daha öncesi babaannem Arap, Mardinli. Yani onlar da bu Munganlar ailesi var. Haç Haç Kermolar dedikleri onlardan. O da Arap. Arapça konuşuyor. Şehirli bunların hepsi. E baba tarafı Kürt ama bir bir müddet sonra onlar da o şehir merkezine, şehirlerle temastan sonra şehre geldikten sonra Arapça konuşmaya başlamışlar. Böyle üç dilli bir ortamda büyüdük. Ben Arapçayı babaannemden öğrendim. Yani ben babaanneme Türkçe öğrettim. O bana Arapça öğretti. Nasıl? Beş oğlunun en büyük torunuyum ben. Yani beş oğlu iki kızı vardı babaannemin. İşte dedemin tabi Kürtlerde veya şeylerde de yani Araplarda da öyle aynı bütün Orta Doğu'da erkek çocuklar ve erkek torunlar çok önemseniyor. Ben de ilk erkek torunum. Babaannemin kucağından aşağı inmiyorum. O her şeyi bana Arapça anlatıyor. Bazen Kürtçe tek tük. Çünkü Kürtçe de biliyordu babaannem. Onun babası da belediye başkanıydı memlekette, midyatta. Belediye başkanıymış yani tabii çok daha eski. Yani biz görmedik, yetişmedik babamın çocukluğunda. Şimdi o, o bana işte her şeyi Arapça anlatıyor. Bazı şeyleri tek tük Kürtçe anlatıyor. Ben de ona Türkçe cevap veriyorum. O işte beni anlıyor yavaş yavaş, ben onu anlıyorum. Derken birbirimize işte böyle öğretme öyle gitti. Kürtçeyi. Daha ki yıllarda öğrendim. Yani koleji bitirdikten sonra orada önce İngilizce öğrendik. Çok iyi İngilizce öğrendik. İşte biraz evvel de bahsettim Amerikalı hocalardan. Ondan sonra e, Kürtçe'ye de merak saldık. Çünkü yani memleketimiz, kökümüz, yani aşiretimiz, her şeyimiz. Ve sonradan özellikle evlendikten sonra Kürtçem çok daha ilerledi. Çünkü benim eşim annesi Kamışlı Kürtlerinden Suriyeli. Yani Suriye Kürtlerinden, Rojava'dan ve mükemmel Kürtçe biliyor eşim. İşte o sayede şu an Türkçe'yi de hallettik. Eyvallah. O da güzel olmuş. Evet. Sonra e, fakültede fakülte, üniversite sınavına gireceksiniz ve mühendislik tercihi. Evet. Bu istediğiniz bir tercih. Hayır. Mi? Asla. O kadar çok sosyal ilimlere meraklıydım ki. Yani tarih, felsefe, işte siyaset, uluslararası ilişkiler. O yıllarda içinde olduğumuz bir İslami örgüt tercihlerimize kadar müdahale etti. Ben yine sağdan soldan öbür okullara gitmeye çalıştım. Mühendislik yazdırdılar bize. Yani belli okullara da yönlendirme vardı. İşte bu sene şu okula şu kadar insan gitsin. Buraya mücadele birliği mi? Mücadele birliği evet. Bizim bir abimiz yani o dönemde Diyarbakır'da bizim liderliğimizi yapan bir abimiz tercihlere kadar müdahale etti. Ben sonra İstanbul Hukuk'a da kayıt yaptım. Sonra. Ama onu isteyerek kendiniz istiyorsunuz. Tabii Ama onu tabii iki okulu birden götüremedim. Şey yapamadım. İşte yanlışlıkla mühendis olduk. Hani bir, bir sosyal şey okuyacakken hani bıraktı, okuyamadı, kaçtı demesinler diye. Halbuki bugünkü aklım olsa bir sene sonra bir daha girdi. Nitekim ben hukuka da girdim yani kayıt yaptırdım. İşte mühendis olduk fakat pişman değilim. Yani şu an geldiğim noktada inşaat mühendisliğini sevdim. Bir fiil yapıyorum, yaptım. Yani bu 42 yıl, 43 yıl oldu okulu bitireli. Evet. Yani şu an e, mesela tekrar üniversite imtihanına girsem, hukuku da tercih etmem, inşaat mühendisliğini de tercih etmem. E, niye hukuku da tercih etmem o kadar istiyordum? Sosyoloji veya felsefe okurdum. Veya tarih okurdum daha şeyi. Tabii sosyoloji daha ağırlıklı, daha hoşuma gidiyor. Sosyoloji çok keyifli bir bölüm. Evet. Ben kendim okuduğum için. E, evet. Şöyle, üniversite bitti sonra siz... Artık aktif olarak mühendislik yapacaksınız, yapıyorsunuz. Evet. Kamu kurumunda mı yoksa özel olarak? Hayır. İlk başladığım sene babam işte rahmetli, daha okulu bitirmeden. Zaten ben okul çıkış belgesi, yani diplomada değil, hani bitirdiğiniz vakit diploma hazırlanana kadar size bir çıkış belgesi veriyorlar. Evet. Yani mezun oldu diye. O çıkış belgesini babama getirip Diyarbakır'da gösterdikten 2 ay sonra babam vefat etti. Yani Diyarbakır askeri cezaevinde işkenceyle mezun. öldürüldü. Evet. Hiç beklenilmeyen müessif bir hadise. Ben daha bitirmeden, babam bana dedi ki oğlum ne yapmayı düşünüyorsun? Yani az bir şey kalmış işte okulu bitireceğim. Bana kalırsa dedi oğlum sen bir iki sene devlet kuruluşlarında, kamu kuruluşunda, babam da karayollarından gelmeydi daha eski Hı -hı. ticarete atılmadan. Hani biraz öğrensem bu işleri, mühendisliği falan. Ben içimden öyle bir böyle tepki koydum ki babama da çok söylemedim ki ben işte en büyük iş adamı olma ya hazırım. Babam bana diyor ki git işte maaşla şurada burada çalış. Babamın o tavsiyesini dinlemedim. Dinlemedim ama babam o tarih itibariyle benden bir yaşta küçük hatta tam bir yaşta değil 11 ay e 20 gün küçük bir kardeşim vardı rahmetli Faruk. Genç yaşta vefat etti. Huyumuz suyumuz da ayrı ayrı. Onun siyasetle gruplarla hiçbir alakası yok. Başka bir dünyada. Ona ayrı sermaye verdi. Bana ayrı sermaye verdi. 20'li yaşlardayız yani 22-23 yaşlarında falan. Biz iki kardeş de o sene babamın verdiği bütün parayı batırdık. Hani benimki şeyle de batmadı. Hani derler ya şeyde yemedi yani. Dolandırıldık yani. Hmm. Benimki öyle oldu. Ve iş yaptığım da akrabalarım. Yani biri halam oğlu, biri Diyarbakır. amcazadem. Burada İstanbul'da. Hayır, İstanbul'da. 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 Onun için kamu kuruluşlarında çalışma şeyi olmadı. Ama sonra askeri bitirdik. Askerliği bitirdikten sonra Keçiören Belediyesi'nde Melih Gökçe'nin ana vatandan belediye başkanı olduğu 1984 yılında 7,5 ay evet orada Keçiören Belediyesi'nde çalıştım. Melih Gökçe'nin başkan yardımcılığını yaptım. 7,5 ay sonra da eller kelepçeli hücreye gittim. Onu da e, birazdan yani soracağım ama. Çünkü hikaye çok yani. Çok evet doğru söylüyorsunuz. 70'li yıllar yani sonuçta e, Hakikaten çok tartışmalı yıllar. PKK'nın doğduğu ve evet. bir taraftan sağcı solcu hareketleri, milli selamet, milli düşüne evet. de yavaş yavaş hareketler. Evet, ülkücülerin sahaya çıktığı e, sol. Alt, evet. Altan Tan nerede o zaman? Yani şöyle şu anlamda nerede? Hangi tarafa daha kendini yakın görüyor? İşte biz, nerede? O zaman benim rahmetli babamın Kürt siyasal örgütleriyle bir alakası yoktu. Babam daha çok işte o dönemlerde Necip Fazıl'ın Büyük Doğu, Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı bugün sabah İttihat gazeteleri vardı işte her vilayette sabah namazları düzenleme şeyleri Doğru. vardı. Babam daha demokrat bir İslami çizgide. Yani o o yıllar için belki demokrat e, demek de çok mümkün değil ama babamı tanıdığım için yani nevi şahsına münhasır hiçbir ye yere yakın mıydı Erbakan hocanın? Tabii, MSP e kurulduktan sonra büyük destek verdi MSP'ye ama bir fiil görev almadı. Yani Hı. alabilirdi. Maddi durumu, pozisyonu, eğitimi her şeyi müsaitti. Yani aday, üye, aza böyle bir şey olmadı. Ama fikren ve oy olarak, destek olarak büyük destek verdi Milli Selamet Partisi'ne. Yani Kürt siyasal hareketleriyle direkt bir şeyi yoktu ama hepsini tanırdı. Evet. Yerel gazetelerde yazı yazardı. Mesela babamın ilk çalıştığı kişi gazetecilikte, babam daha 20 yaşındayken Musa Anter'dir. Benim kayınvalidemin de amcası oğludur Musa Anter. Yani eşimin dayızadesidir. Ama tabii o zaman böyle bir akrabalık yok. Babam daha genç evlenmemiş. Evet. Musa Anter'in yanında çalışmış. Yani o, o dönemin bütün Kürt aydınlarını, yazar çizerlerini birinci derecede tanırdı, bilirdi ama fikren ve zikren. Yani hat olarak bu İslami gruplardaydı. Siz o gençlik yıllarınız çünkü tam 75-76-77'ler. Evet. Ben de ilk 13 yaşında mücadele Birliği'yle tanıştım. 1971 58 doğumluyum. Evet. Nasıl tanıştın? 13 yaşında çocuk bahçede top oynar, işte havuza girer, yüzer. Ne işim var örgütlerle örgütlerle? Bunu defalarca anlattım değişik programlarda yazdım. Bir dayım oğlu benden 5 yaş büyük Diyarbakır tıpta okuyordu. O işte lise, e, üniversite 1'de, 2'de, ben de işte orta 2'de falan. O dönemde o oraya gidip geliyordu. Yani o o derneklere, kitap evlerine. O da benim abim gibi. Benim abim yok. En büyük çocuk benim. Evet. İşte onunla beraber gidip geliyorum derken gidiş o gidiş. Ama çok kısa bir müddet sonra zaten nereye gittimse o kavga oldu. 18 yaşında yani üniversiteye girdiğim sene bir şeylerin doğru gitmediğini fark ettim. Tavır koyduk. Zaten mücadeleler birliği biliyorsunuz 76'dan itibaren çözülme sürecine girdi. İşte Ahmet Taş getiren Pınar Yayınları, Cevat Özkaya, işte Özgür Der, Hamza Türkmen yani bütün bu belli başlı kesim. Biz o sene hep birlikte örgütten atıldık. Bu dediğiniz isimlerle birlikte. Evet. Evet. Bunlarla biraz daha Türkçü çizgiye mi kaymıştı? E öyle. Ee, Türkçü. İsmail daha kahramanlar var. Cemil Çiçekler hayır, var. Hayır, İsmail Kahraman Milli Türk Talebe ha, Birliği'nin doğru, doğru, başkanı. Karıştı. Cemil Çiçek, Taha evet. Akyol, Hüseyin Gülerce, Doğru. Melih Gökçek, Nihat Hatiboğlu, Nihat Hatiboğlu'nun abisi Ömer, Ömer Vehbi, Vehbi Hatiboğlu, Ahmet Davudoğlu. Ben <laughs> geçenlerde Ahmet Bey'e de bir şey de dedim ki falan güldü sesini çıkarmadı. <laughs> Yani çok geniş bir bir kadro. Bunların bir kısmı Mesepe'ye taşındı. Bir kısmı MHP'ye mesela Cemil Çiçek hem MHP il başkanlığı yapmıştır hem Mesepe Yozgat il başkanlığı yapmıştır. Çok enteresan yani. İkinci bir kişi yoktur belki öyle. E bir kısım arkadaşlar daha selefi bir çizgiye yani Hamza Türkmenler, Cevat Özkayalar falan onlar daha selefi dediğimiz İslami bir çizgiye doğru işte gittiler. Ben de tüm bu yapıların içinde bir de Kürt siyasetini ekledim içine. Yani Mücadele Birliği'nden çok önemli kadrolar çıktı. Ama şimdi tabii bu, bugünden geriye dönüp bakıyoruz. Bir devlet operasyonuyla, yani buna ister, hani tabir belki biraz ağır olacak ama biz biraz yumuşatalım, fazla da polemiğe girmeyelim. Derin devlet operasyonuyla Mücadele Birliği dağıtıldı. E sonradan yani öyle şeyler gördük, öyle şeyler yaşadık ki bizim dönemimizde biri diğerine küfredeceğine sen mitçisin, mitsin, ajansın dediği vakit o çok affedersiniz annesine, kız Büyük kardeşine hakaret. sövmekten daha ağır bir hakaretti. Ama bugün 52 sene geçmiş üzerinden 65 yaşındayım, bitti. Türkiye'de devletin içinde olmadığı sağ, İslami, ürkücü TİKO, DHKPC, sol örgütler, Komünist Partisi, Kürt siyaseti, tarikat ve cemaat görmedim. Öyle değil mi? Özetini söylüyorum. Evet hepsinde diyorsunuz bir şekilde. Hepsinde bir şekilde <laughs> işte var. o derin yapıların hani fazla şeye girmeyelim adlandırmayalım. Eyvallah. İyi, iyi saatte olsunların etkisi vardır. Parmağı vardır. Yönlendirmesi vardır. Bu çatışma diğer daha çok ülkücü yani sadece solcu çatışmasıydı ama yani siz de hiç etkilendiğiniz oldu mu? Kürtcün Şöyle gençler. mücadele birliği o işlere girmedi veya sokmadılar. Hani görevlendirmeler, rollendirmeler vardır. Mesela Alpaslan Türkeş bir NATO subayıdır özünde Amerika'dan geldi. Yani bu yapıların çoğu gladiyo ile bağlantılıydılar. Yani sağ, sol, dini hepsini kastediyorum değişik yerler. Ama Erbakan e, tabanını ayrı tuttu galiba. O şerbet. Erbakan da sonradan tabanını şiddetten muhafaza etti. Evet. Yani o da önemlidir. Ki Erbakan'ın da biliyorsunuz yani farklı diyalogları vardı. Ben mesela 1973 seçimlerinde yani Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra Erbakan Hocaya İsviçre'ye gitti. Bugüne kadar anlatılır bu. İşte Muhsin Batur gitti onu ikna etti, getirdi, tekrar parti kurdu. Adalet Partisi bölündü. Yani derin ilişkiler, derin çizgiler, derin siyaset. Türkiye siyasetinde de, İngiltere'de de, işte Amerika'da da, Pakistan'da da, ne dersen Çin'de de her yerde vardır. Ama Erbakan Hoca da grubunu şiddetin dışında tuttu. O bence önemlidir. Yani saygı değer e, bir çizgidir. E, Mücadele Birliği de o dönemde bu şiddetin içine girmedi. Evet. Halbuki girmek isteyen çok sayıda insan çünkü genç insanın kanı kaynıyor. Yani. O kavga Ülkücü hareket sol arasında oldu. Evet. Ee, sonra siz 12 Eylül gelip çatacak. O zaman neredesiniz 12 Eylül'de? Ben o zaman zaten Aynen. örgütler dağılmış. Yani bizi işte 60'lar örgütten dağılmış. Her birimiz münferit şahıslarız. İstanbul'da mısınız? Tabii İstanbul'da. Ben, ben Ankara mezunuyum. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık mezunuyum. Ama dedim ya ailemin yarı ayağı İstanbul'da. Evet. Yani amcalarım, babaannem, dedem, dedem babamdan sonra vefat etti. Ben yani ben evlendikten çocuk çocuk sahibi olduktan sonra dedem vefat etti. Bir ayağımız İstanbul'da, bir ayağımız Diyarbakır'da. Kısmen de Midyat'ta. Çünkü biz Midyat'tan da hiç ilişkimizi koparmadık. Evet. Yani geniş bir aileyiz, büyük bir familyeyiz. 25 ayrı soy isim var bizim ailemizde. Ve bunlar hepsi birbirini tanır bilir bir şeyi vardır. Bütün o bölgedeki diğer aileler gibi büyük aileler gibi. Oradan da hiç kopmadık. Böyle bir hayat içindeyiz. E 12 Eylül oldu zaten biliyorsunuz. Bütün örgütlerin üzerinden silindir gibi geçti. Evet. Yani Alpaslan işte tutuklandı, diğer e, Tahakküd yolda tutuklandı, bir sürü insan, diğer gruplardan da tutuklananlar oldu. Ve e, biz o dönemde, yani o mücadele birliğinden atılan, ayrılan, kovulan, tasfiye edilen o geniş gruplar her birimiz bir yerdeydik. Yani üçerli, beşerli, dörderli gruplar halindeydik. E, birkaç sene zaten kimse yana gelmedi. Ondan sonra tekrar gruplaşmalar oldu. Peki... 12 Eylül de bir kovuşturma, tutuklama sizin şahsınızla ilgili diyor. Şahsımla ilgili olmadı, işte babamın oldu. Babanız niye tutuklandı? Babamın Çünkü hikayesini de babamın kaydediyor. hikayesini ben kendi kitabımda da yazdım. Birkaç sefer yazdım. Makalelerde de yazdım. Bir de Hasan Cemal'in Kürtler diye bir kitabı var. Evet. Bu Hasan Cemal'in Kürtler kitabının ilk 32 sayfası babamın hikayesiyle başlıyor. Babam işte vefat ettiği zaman 49 yaşında. Allah rahmet eylesin. Eee Ali yüzü düzgün, uzun boylu, sarışın, ee, mavi gözlü bir bir entelektüel. Zeyt özür dilerim. Ee, bu arada 10 numaralı fotoğrafı yansıtır mısın? Evet. Buyurun devam edin üstad. Ticaret odasının yönetiminde bir de Felat Cemiloğlu, o da üniversite mezunu, babamdan e, 4 yaş büyük, işte Diyarbakır'ın en meşhur ailelerinden birisinin çocuğu Cemil Paşalar'dan. Bunların evet babamla 1974'te Diyarbakır Marif Koleji'nin bahçesinde çekilen bir resim. Geceleyin bir etkinlikte. Ee, babam benden çok daha yakışıklı. Elbisesi, gömleği, ayakkabısı çok daha karizmatik. Ama yani kameraman bizi öyle göstermiş ki bir elli boyunda gösterdi bizi. Böyle çok kısa çıkmışız. Burada mı öyle gözüküyor? Ekranlarda da böyle Yok, mi normal gözüküyor? Yayında, ben normal çıkıştım, yayında. Normal yayında nasıl? Daha, net, daha iyi anlaşılıyor. Evet. Ekranda. 1974. Lise, Diyarbak lisedesiniz galiba. Evet lise 1'deyim. Diyarbakır Marif Koleji'nde lise 1'deyim. Gece bir etkinlikte. Şimdi o dönemde babamların şirketi dediğim gibi Kürt siyasetiyle bir fiili şeyleri yok. Yani Cemil Paşa ailesi esas şirketin büyük ortağı Felat Bey'in evet. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ailesi Kürt milliyetçiliğinin kurucu ailesi. Yani babaları, dedeleri Avrupa'da okumuş bir aile. Abdülhamid döneminde, şey döneminde. Ama kendisinin bir şeyi yok. Yani fiili bir ilişkisi yok. O dönemde büyük kömür müteahhitliği yapıyorlar. Şırnak kömürlerini çıkarıyorlar. Ve onu 15-16 ile bir kısmına demir yoluyla, bir kısmına kamyonlarla dağıtıyorlar devlet dairelerine. O dönemde işte Kurtalan'daki bölgesi sorumlusu Şantiye'ye geliyor... 2 milyon lira para istiyor. Oradaki şantiye sorumlularını tehdit ediyor. E o, o da geliyor Diyarbakır'a. Diyor ki canımı kurtarın. Yani bu hikayeler dediğim gibi uzun uzun yazılmış, çizilmiş. Evet. Mahkeme kayıtları, zabıtları her şey var yani. Orada da işte tartışıyorlar. Babam mesela verme taraftarı değildi. Babamın biraz öyle dik yanı da vardı. Sonra işte Ferhat Bey diyor ki işte yarın bir, bir elemanımız orada ölürse, öldürülürse Ferhat Bey para için kendi adamını öldürttü yükünün altında kalamam. O an nakit paraları da yok. Bir kepçeleri var. Yani loader dedikleri lastikli kepçe. Onun bir yedek motoru var. Onu satıp o parayı ödediler. Bu 12 Eylül'den 1-2 ay önce olan bir hadise. 12 Eylül oldu. Aradan 2 sene geçti. O kurt alandaki bölge sorumlusu yakalandı. İtirafçı oldu. Kimden ne para aldıysa bunları tek tek anlattı ve bunları hani zorla aldığını değil bunların yardım ettiklerini belirterek bir ifade verdi. Ondan sonra önce Ferhat Bey'i aldılar. Yani gözaltına aldılar. Sonra şirketin diğer ortaklarını, babam da şirketin ortağıydı. Dört ortaklar. O şantiyedeki sorumluyu aldılar. Yani ilk tehdide maruz kalanı aldılar. E tabi Diyarbakır işte o dönemdeki askeri cezaevinde ne hangi gerekçeyle alınmış olursanız olun içeriye. Fix menü korkunç işkencelere tabi tutuluyorsunuz. Bir örnek vereyim. Yani ya işte bunun mesela Bedi İta'nın PKK ile bir alakası yoktu. Şundan yoktu, bundan yoktu. Ferhat Cemiloğlu'nun yoktu. Bunlara niye bu kadar işkence yapıldı? Mesela aynı dönemde Celal Bucak, Adalet Partisi milletvekili ve PKK'nın öldürmek için Ramazan günü iftarını bastığı, çatışmada kaç kişinin öldüğü bir Bucak aşiretinin reisi. Yani şimdi bilenler belki bilirler, evet. Fatih Bucak'ın babası. Evet. Fatih Bucak da daha çocuk orada, o da yaralandı. Celal Bucak da Diyarbakır askeri hapishanesine getirildi. Mustafa Kılıç, Ecevit'in devlet bakanı, o da Urfa eski belediye başkanı, milletvekili, o da getirildi. Yani hangi gerekçeyle olursa olsun oraya getirildiyseniz isterseniz korucu başı olun. Bunların tamamına aynı muamele yaptı. İşte babam da 49 gün, 49 yaşında, 49 gün sonra 50. gün işkenceden vefat etti. Siz gidip gelebiliyor muydunuz o cezaevindeyken? Bir sefer rahmetli kardeşimle dedem gidip gelebildiler. Bir sefer. Zaten çok kısa bir dönem. Bunun bir kısmı zaten gözaltı Siirt'te. Hiç görüşme yok. Ben de o tarihte Ankara'dayım bir işten alakalı olarak cep telefonu şu bu yok. Annem de bir müddet aşağı yukarı 15-20 güne kadar diyor ki çocuklar üzülmesin. Bugün gelir, yarın gelir haber de vermiyor. Ben geldiğim hafta babam öldürüldü zaten. Kardeşimle dedem bir sefer görebildiler. Ve dedem çok da dirayetli birisiydi. Şey birisi yani oturmasını kalkmasını konuşmasını bilen foterli kravatlı bir bir adam yani dedem babamın evet. babası da cezaevinden döndükten sonra panik halinde ağlamaya başlıyor dedem. Ya ne oldu Hacı baba? Hani sen hapis görmeyen, bilmem ne görmeyen, kavga görmeyen, kan davası da görmeyen bir adam değilsin. Diyor ki benim oğlum benim oğlumu öldürecekler. Yani nasıl gördüyse orada babamı tabii o nasıl gördüğünü sonra herkes yazdı çizdi yani yolu oradan geçenler. E, bunların tamamı anlattılar korkunç bir bir halde ve hakikaten de vefat etti. Bir de babam kardeşleri içerisinde de en nazik, en kibardı. Hatta babamdan küçük bir amcam vardı. Daha böyle vurdulu, kırdılı, işte gece hayatı olan, farklı, epey cezaevine girmiş çıkmış. Dedem ikide bir yani keşke sen olsaydın da bedi olmasaydı falan böyle. Hani sen evladına söylemez de o şey anlamda yani sen alışkınsın ya, anlamında. Zaman... Ya dedi baba ben de senin evladın değil miyim? Niye bana oğlum dedi bu bu çocuk hayatında bir gece nezarette kalmamış. Yani babam için diyor. Sen diyor 15 yaşından beri işte karakollar, kavgalar, hapisler Türkiye içinde, Türkiye dışında. Amcamın öyle çok renkli bir hayatı vardı o da vefat etti. Yani neticede işte 49 gün sonra 50. gün 49 yaşında orada bir Ramazan günü 14 Temmuz korkunç sıcak babam da yani inançlı birisi o şartlarda bile oruç tutuyor. Orucunu dışkıyla bozduruyorlar. Yani dışkı yedirerek böyle korkunç bir şekilde bir Ramazan günü vefat etti. Selim Dindar'da değil mi? O Allah rahmet etsin. Allah rahmet Bizim korkunç anlatmış. Cizreli yani bir hemşerimiz Allah rahmet etsin. O da çok müessif bir olayda burada İstanbul'da öldürüldü. Biz e, yani arkadaş olarak da, hemşeri olarak da, insan olarak da Allah rahmet etsin Selim'e bu dünyada da öbür dünyada da müteşekkiriz. 150 kişi imza verdi. İşte görmedik. Etme. Tabii korkudan, şeyden değil. Evet. Felat Cemiloğlu da dahil bunların içinde. Şahitlik yapmadılar. Selim, benden de bir iki yaş küçüktü Selim yaş olarak. hani babamın oğlu yaşında küçük. Hmm. Koğuş sorumlusu. O hayatını tehlike altına koyarak, hayatını ortaya koyarak çıktı içerideyken mahkemede şahitlik yaptı. Ben gördüm, şöyle oldu, böyle oldu diye. Allah rahmet etsin. O da çok büyük işkenceler Tabii. görmüştü gerçekten. Kim girdiyse oraya. Evet. Yani hangi sebeple olursa olsun. O olursun? işkencelerin sebebi daha sonra şu söylendi ya PKK'yı güçlendirmek ve PKK'yı hatta güçlendirdi dendi mesela. Katılıyor musunuz? Şimdi doğru? babamla Felat Bey'den örnek vereyim. Dedim evet. ya Felat Bey de Diyarbakır'ın en entelektüel Cemil Paşa'nın torununun oğlu. 11 erkek, 3 kızı var Cemil Paşa'nın. Bunların son 5-6 tanesi hepsi Avrupa'da okumuş. 1902'de ölmüş Cemil Paşa. Hepsi eğitimli, kültürlü ve Kürt meselesini kuran insanlar bölgede tabiri caizse. Ama Ferhat Bey girmemiş o işlere. Ayrı bir çizgide gitmiş. Daha liberal ve kendi halinde. Babam yine hayatı boyunca bu işlerle siyaseten alakası olmamış. Yani okumuş, yazmış, girmiş, gazete çıkarmış. Ama militanlık veya bir partinin üyeliğinde bulunmamış, yapmamış. İkisi konuşuyorlar içeride. Yani sonradan Selim naklediyor evet. diğerleri konuşmak da mümkün değil. Yani öyle bir atmosfer var ki böyle oturayım sohbet. Artık yani fırsat buldukları bir bir ortamda diyorlar ki Allah'a çok şükür bizim çocuklar burada değil. Çünkü Ferhat Bey'in iki oğlu ve üç tane de abesinin oğlu beş kişi o tarihte İngiltere'de okuyorlardı. Hmm. En küçüğü benden bir yaş büyük. Beş altı yedi yaş büyük. Beş amcaoğlu. Ben de yeni işte üniversitedeyim. Bir yeni bitirmişim. Benim kardeşim var benden. Diyorlar ki Allah'a çok şükür ki biz buradayız. Çocuklarımız burada değil ve çıkarsak daha gideceğiz. Bakın hiçbir alakası olmayan insanların sohbetine bakın. Yani diyorlar ki biz buradan eğer sağ salim çıkarsak zaten sonra Felat Bey Hasan Cemal'a verdiği röportajda sonra işte o Kürtler kitabında bunu anlatıyor. Diyor ki yaşım biraz daha genç olsaydı daha gidecektim. Yani onur o kadar çok dışkı yedirilmiş ki Ferhat Bey çıktıktan sonra işte sizin ee, bütün dişlerini çektirdi yani aynen. kalanları da çekti öyleymiş. Hep, evet. evet çok o evet. röportaj zaten insan evet. okuyamıyor. Yani e, o, şimdi aynı şerefsizin adını bir okula verdiler evet. İzmir'de. Tam onu soracaktım. Evet. E, Oktay Yıldırandı değil mi? Esat Oktay Esat... Yıldıran yüzbaşı iç iç güvenlik amiri o tarihte. Diyarbakır Cezaevi'nde evet. ve bu işkencelerde de bayağı bir payı olan bir isim galiba. Şimdi tabii bu bir proje. Yani bir yüzbaşı tek başına bunları yapamaz. Yani bizde o bilinç var. He. Yani kolordu kumandanı var. Genel Kurmay başkanı var. Kenan Evren var. Ben bunun bir gladio operasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika NATO kaynaklı. İşte tam bu noktada evet. acaba PKK'yı güçlendirme çabası böyle olabilir, olabilir Böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Ama tabii yani ya işte onlar öyle planladı da e bunlar niye uyguladığını? Yani Kenan Evren de bu işte birinci derecede sorumlu. Daha aşağıya gelirsek hani çok tek tek saymayalım. Diyarbakır kolordu kumandanı, 7. kolordu kumandanı, kor general o tarihte Kemal Yamak. Ee. Sonra ne yazık ki Turgut Özal aldı onu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yaptı. Bence Özal'ın en büyük hatasıydı. En büyük. Ya mecbur kaldı kalmadı o günkü siyasi dengeler. Onu paranteze alalım. Ondan sonra derece derece bunu da oraya tayin etmişler. Bu da o görevini fazlasıyla yaptı. Yani işkence, hakaret, zulüm yoksa yani tek başına bir adam bizim muhatabımız değil. Biz o siyasi bilincimiz o kadar var. E Kehan Evren'in arkasında kim vardı? İşte o dönemdeki Amerikan Cumhurbaşkanı'na dediler ki Our sons have done it. Yani bizim çocuklar bu işi yaptılar darbeyi. <laughs> bu daha büyük bir, bir proje. Ama yani hakim ne kadar suçluysa cellat da o kadar suçludur. Esat Oktay Yıldıra da bu işin cellatlığını yaptı. Yaptı. Bir hatta bu evet. okula isminin verilmesi sizde sert bir tepki gösterdi. Şimdi bizim Tayyip Bey'den ricamız şu. Kim verdi bunun ismini? Hangi şerefsiz verdi? Bakın ikinci seferdir söylüyorum, üçüncü seferde. İster dava açsınlar, ister mahkemeye versinler. Ne yapıp hangi şerefsiz hangi cesaretle yani bu ama düzeltildi o yanlış biliyorsunuz. Ama bu o ilçenin kaymakamı mıdır? Milli Eğitim Müdürü müdür? İl valisi midir? Bakan mıdır? Kimdir? Onu bizim önümüze koysun tanıyalım. Hangi cesaretle? Evet. Yani bu korkunç bir cüret ve bu Tayyip Erdoğan'a da yapılmış bir suikast aynı zamanda. Çünkü Tayyip Erdoğan şimdi Diyarbakır askeri cezaevini bir hafıza müzesi yapmaya çalışıyor. Evet. Kapattı. Yani efendim bir yanlışlık oldu değil, bile bile yapılmış, kasten yapılmış. Çünkü birkaç sene evvel Fatih'te bir parka da bunun adı konuldu. Sonra yine böyle yani bir damar var, bir sahip çıkan, yani halkın gözüne soka soka bu işleri yapan bir çer. biz onları tanımak istiyoruz. Kimdir bunlar? Evet. E, dolayısıyla hakikaten de bugünler yaşandı. 12 Eylül sonra siz hayatınıza Yine mühendislikle mi devam edeceksiniz? Mühendislikle devam ya, ettim. Sonra 1989'dan Midyat'tan belediye başkan adayı oldum. Ondan önce 85 miydi o Ankara Keçören Belediye hikayesi? 84-85, 7,5 ay. Nasıl bir parti? Şöyle... Partiden mi girdiniz? Melih Gökçek, Nihat Hatipoğlu, Ömer Vehbi Hatipoğlu bahsettiğim bunlar Mücadele Birliği'nden eski arkadaşlarımızdılar. Evet. Yani abilerimiz, yaş olarak bizden büyük. Belediye başkanı olunca ana vatandan, Turgut Özal'dan. Yani birçoğu karıştırıyor diyor Altan Bey Tayyip Bey'in mı çalıyor. Hayır, yani anavatan partisinden keçiören belediye başkanı oldu. Ben de orada görev aldım, mühendis olarak görev aldım, belediye başkan yardımcısı oldum, 26 yaşında. Ee. Ama orada Melih Bey'le de anlaşamadık. İşte her zamanki gibi dik başlılığımız yine tuttu. Nasıl ki mücadele birliğinden bizi mahkemeye, yani örgüt mahkemesiyle attılarsa, orada da e, anlaşamadık. Bir kavga gürültü oldu. Yani böyle yumruklaşmalı bir kavga oldu orada bir hadise oldu. Benim görevime son verdiler ve 12-13 arkadaşı siyasi polis gözaltına aldı, hücreye gittik ve görevme siz orada son tam verir. olarak göreviniz belediye başkan yardımcısıydı. Evet, belediye başkan sözleşmeli. Sen sözleşmeli. Evet. Belediye başkan yardımcısı. Yani resmi memur kadrosunda değil, sözleşmeli. E, suçlama neydi peki? Suçlama o dönemde iki önemli suçlama var. Birisi işte din, dincilik falan. İkincisi de seçerek bölgeden insanları almak oraya. Halbuki 2000 civarında kadro verilmişti. Yani o, o ilçe belediyelerine. İşte diyelim ki bunun içinde 45-50 tane doğal olarak Urfa doğumlu, Mardin doğumlu, Diyarbakır doğumlu insanlar var. Bunu şeye soktular. Yani işte ayrımcılığa bilmem neye falan. Ülkü Coşkun bizim ifademizi aldı o meşhur Uğur Mumcu dosyasına da bakan derin devletin en önemli savcılarından birisiydi. İşte bir tuğla çekilirse duvar yıkılır Uğur Mumcu'nun hanımına da söyleyen bu işleri iyi bilen birisiydi. Ondan sonra işte bir müddet gözaltında kaldık. Sonra beni bıraktılar ve benim de görevime son verildi. Evet. E, bir ceza falan geldi mi o zaman? Yok gelmedi. 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 Sonra Sonra sonradan geldi. Sonra ne da... yaptınız? E sonradan işte dergilerde, gazetelerde yazmaya çalıştık. Ben burada oradan da işte işten atılınca, işsiz kalınca Evet. Burada İstanbul'da amcamların firmasında çalıştım birkaç sene. Sonra Midyat'tan 89'da Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldum kaç yılında efendim? 89. 89. Ee, tabii Erbakan Hoca 87'de bayrağı herhalde tekrar partisinin başına dönecek. Ş şöyle 84'te partiyi kurdular. Ahmet Tekdal'ın 83 diye biliyorum ama 84 ha. diyorsunuz. Hayır 83'te kapatıldığı partilere falan izin verilmedi. Erdal İnönü de CHP'yi kurdu. Doğru yol kuruldu. Seçimlere sokulmadı bunlar. Evet. Ondan sonra yani Erbakan'ın ilk seçimlere girdiği seçim yani partinin Erbakan Hoca'yına yasaklı da 84. Evet. Belediye başkanlığı seçimleri o seçimde Refah Partisi Van, Batman ve Urfa belediye başkanlıklarını kazandı. Merkezleri yani Van il olarak. Evet. O zaman Batman il değildi. Siirt'e bağlıydı. Hmm. ilçeydi. Van, Urfa ve Batman. 1984-87'de işte işler Konya, Urfa. Hayır, yani. o çok sonra e, belediye başkanlıklarını kazanmaları 91. Evet. Yani İstanbul'u, Ankara'yı falan ilk kazanılan 84 seçiminde evet. e, Konya, Van ve Batman. Bunlar. İşte 89'da ben aday oldum. Midyat. Evet. Neden bir ilçemiz? Neden Refah Partisini seçtiniz o zaman? İçindeydik. içindeydik. O Erbakan o yapılan... Hoca ile tanışmış mıydınız? Tabii tabii. Ne hep, zaman? Nasıl, hep, ne, vallahi oldu? tam tarihini hatırlamıyorum ama yani işte 87'den itibaren aktif görev aldım. 90 kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu'na seçildim. Güneydoğu Öğretmen Müfettişi oldum. Her dönemde aktiftim. Refah Parti ilginizi çekti ve politikaları hoşunuza gitti. Evet. 87'de tabii o o dönemde bizim arkadaşların büyük bir kısmı İran Devrimi'nden sonra radikal, selefi fikirlerle tanışmışlar. İşte oy vermek helaldir, haramdır, demokrasi haram mıdır, helal mıdır o tartışmaları bilirsiniz He. eski. Ben o dönemde bir karar aldım kendi kendime. Dedim ki ben illegal çalışmaların içinde olmayacağım. Evet, yani e, bu saatten sonra 87 seçimi O zaman e, HDP'nin öncüsü yok, daha, mi? Hayır, yok, daha. Ee, yok. Falan daha, hayır yok daha. Yok zanalar falan hayır yok. Onlar 90'lılardan 90 sonra. Tabii yani. onlar 1989'da e, SHP milletvekili 7 evet. kürt Paris Kürt Konferansına gittiler. 89. Evet. Niye gittiniz diye parti içinde tartışmalar oldu işte bölücülük bilmem ne falan vesaire. Deniz Baykal bunları partiden attı. 7 veya 8 tane tam sayısını şu an kesin hatırlamıyorum. O tarihten sonra diğer Kürt siyasal partileri kurulmaya başlandı. Ve ilk seçim 91 seçimidir. 91 seçiminde de Erdal İnönü o zaman SHP'nin başındaydı. SHP ile ittifak kuruldu. Yani SHP listelerinden kazandı bu arkadaş. Evet hep halkın emek partisi halkın emek. E, Erdal İnönü genel başkanken de Orhan Doğan olsun rahmetli Leyla Zana i̇şte olsun. İşte o seçim Orhan... 91 seçim. Evet. Orada meclise gir. Ben 89'da yani. aday oldum Eyvallah. Refah Partisi'nde. Ama e, nasıldı orada oy beti bayağı bir almış mıydınız? E, o tarihe kadar Refah Partisi bizim midyattan belediye başkan adayı çıkaramamıştı. Çünkü midyat önemli bir yerdir. Yani Hristiyan, Müslüman, Tabii. Ezidi 3 din 3 millet yani işte Süryani, Arap ve Kürt ve geniş aileler var. Kürtlerden de, Araplardan da. Yani siyasette etkili. Yerel politika içerisinde Fehim Adak bakan olmasına rağmen o tarih itibariyle iki dönem Mardin milletvekili olmasına rağmen belediye başkan adayı çıkaramıyordum midyattan. E ben İstanbul'dan gittim oldum. Evet. Yani aile çevremiz ama bir şanssızlık oldu. Başka türlü önümü kestiler. İşte 300 oyla falan kaybettim. 300 küsür oyla bir amca mi rakip olarak başka partiden çıkardı. <laughs> Orada da böyle şeyler çok evet, önemli tabii. Ve kazanamadık ee, o seçimi. 91 seçimleri gelecek. 91 evet. seçimleri gelecek. Çok eskilere ee, gittik. Bugüne gelemeyeceğiz. Bir daha program yapacağız. Şöyle e, Zeyt, senden 2 e, numaralı fotoğrafı istirham edeceğim. 2 numaralı. E, onu e, şundan önemli. Evet. Arkasından da 3 numara isteyeceğim ama önce 2'yi görelim altan tan o zaman e, bu derginin kapağı Başak kurtlandı diye Tevhid dergisi evet. kapak yapıyor. Yani Refah Partisi ile Milliyetçi Çalışma Partisinin ittifakı. Erbakan Türkiye ittifakı daha evet. kestirme. Evet. Aykut Edibalı. Erbakan karşıyı çekersek bak o başlığı göreceksin. Başak İttifak. kurtlandı. Evet. Başak kurtlandı evet. diye yazıyorlar. Ee, şimdi 3 numarayı görelim. 3 numaralı fotoğraf. Altan Tan'ın o zaman evet. evet ittifak süreci ve Türkiye Müslümanları. Bu Yeni Zemin, zemin Dergisi'ndeki yazım olması. Bu Tevhid. E, Tevhid'de tevhid bir röportajdır o zaman. Kasım evet. 1991. Tamam. Ee, siz milletvekili adayısınız. Evet. Refah Partisi 91 milletvekili adayısınız. Evet. Ama e, bir anda çekiliyorsunuz adaylıktan. Şöyle bir anda değil. Şimdi tabii Refah Partisi'nde hiçbir zaman evet. resmi bir ön seçim yapılmadı. Yani resmi ön seçim dediğim hakim gözetiminde üyelerin oy kullandığı delege seçimidir. E. Eskiden vardı 80'den evvel partilerde. Refah Partisi sürekli merkez yoklaması yapardı. Yani şimdi tabii bütün partiler merkez yoklaması yapıyorlar. AK Parti'de, CHP'de hepsi. Ama teşkilat yoklaması denilen bir ön seçim vardı. Bu kendini bağlıyor. Yani resmi bir şey değil. Refah Partisi'nin Diyarbakır'daki teşkilat yoklamasında ben birinci çıktım. Birinci sıra. 91'de o dönemdeki bütün ilçe başkanları işte büyükşehir yok bir de merkez ilçe bunlar bir mazbata tuttular ee. hepsi altını imzaladılar yani Lice, Kulüp, Ergani, Çermik, Çüngüş Bismil, Silvan, Çınar hepsi bir mazbata tuttular ve hepsi de bir otobüs tuttular hani bunları götürüp imzalatmışlar sahte midir gerçek midir demesinler diye hep beraber Ankara'ya geldik ve dediler ki Altan Bey Altan Tan çok gencim de şimdiki yaşımın yarısı kadarım ee. Dediler ki bizim adayımız liste bir adayımız işte iki bu üç bu böyle şey yaptılar. O ara bir dedikodu çıktı. İşte Erbakan'la Türkeş görüşüyorlarmış seçim ittifakı olacak. Günlerce sürdü bu. Yani yalanlanıyor doğrulanıyor bir daha kulis haberleri yazılıyor. En son gece yani işte gece dediğim bu akşam toplandık yarın listeler seçim kuruluna verecek. Olsa nasıl Türk Erbakan Hoca. Diyarbakır İl Başkanı ve bir arkadaşımız yine Diyarbakır'dan İbrahim Yüce, Nafiz Yüce ve ben bir toplantı yaptık. Diyarbakır listesini yaptık. Erbakan Hoca dedi ki son bir yıldır kendine hiç dikkat etmiyorsun. Bitim bütün projektörleri üzerinde. Ben bunları yazdım da. Oğuzhan Bey de dedi ki en yakınında varlar sen farkında değiliz. Neyse liste yaptık. Kalktık ayaktayız. Biz o gece yatacağız. Yatacağız sabah namazıyla Diyarbakır'a gideceğiz. İşte posterler, afişler, bilmem neler hepsini hazırladık, aldık, alabildiklerimizi. Akşam 5'e kadar da listeler seçim kuruluna verilecek. Ben kapıdayken, ayaktayken, Erbakan Hoca'ya tekrar döndüm. Hocam dedim, bu Türkeş'le ittifak ittifak yok değil mi? Kesin. Olur mu? Dedi. Ve daha böyle şey ifadeler kullandı. Bugün burada kullanmayayım. Evet. Yani işte kanlan, şunlan, bunlan ifade edilen ben böyle bir kitleyi meclise taşır mıyım falan. Ben de el öpme adetim yok. Babamın dedemin elini öperim büyüklerimin. O gazlan hocam vay Allah sizden razı olsun dedim. Gittim bir daha elini öptüm. Kapıdayız ayakta. Çıktık geldik. Bahçeli evlerde bir evde kalıyoruz. Bir arkadaşımızın evinde. Fehmi Çalmuk beni aradı. Gece. Dedi ki abi ne yapıyorsun çabuk gel. Hayırdır? Valla dedi Türkeş'le ittifak imzalandı. Ya nasıl imzalandı? Ben işte birkaç saate evvel Erbakan Hoca'nın, ben bunları yazdım da Erbakan Hoca hayattayken de yazdım. He. Yani bir Allah'ın kulu da çıksın desin ki abartıyorlar, yalan söylüyorlar. Keşke söylese biri yani. Keşke. Çünkü onlarca şahit var yani. Dedim ki Fehmi tamam gelelim de ne yapalım? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? İmzalanmış, bitmiş. Bir de millet de evine gitmiş gece yarısı. Biz o gece sözlü olarak istifa ettik. Sabahı da ben milletvekili adaylığından istifa ettim. Hikayemiz bu. Yani e, MHP, yani Milliyetçi Hareket Partisi, Çalışma Partisi, Refah Partisi'nin ittifakına itiraz olarak evet. It, e, niye o kadar sert tepki gösterdiniz? Şimdi niye işte bugünler için bütün bölge ve Kürt siyaseti laik seküler laikçi kesimin eline bırakıldı. PKK'ya terk edildi. Tamam, çok güzel. Şimdi bugün de hala bu durum böyle devam ediyor. Hala Tayyip Bey korucu başlarını, eski doğru Yolu milletvekillerini e. bu meselede ciddi bir emeği ve çizgisi olmayan insanları öne çıkarıyor. Ve saha olduğu gibi Suriye'de de, Türkiye'de de bunların eline Zeyt, bırakıyor. Zeyd, 6 numaralı fotoğrafı bir zahmet yansıtır mısın? Arkasından da 7 isteyeceğim. Şunun için bu önemli, bu fotoğraf şunun için önemli. Altan Tan, e, mesela o 92 olması gerekiyor. Yeni zemin olabilir bu vereceğim. Evet. Mesela evet bu da tevhidmiş. Eylül 92. Evet. Diyorsunuz ki siz o zaman Yeni Zemin okumuyordunuz. Halbuki çok güzel bir dergimiz vardı Yeni evet. Zemin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kemalistlerin 1923 öncesi ve sonrasındaki taktik ve davranışlarıyla PKK'nın stratejisi arasında büyük benzerlikler görülecektir. Abdullah Öcalan adeta Kürtlerin Mustafa Kemal'i olmak istemektedir. Evet bugün de altına imza mı koyarım? Şöyle özünde İslam HDP milletvekiliyken de böyle beyanatlarım var. Özünde Onları da çıkarım. İslami dinamiklerin çok güçlü olduğu Kürt halkı evet ulusal talepler çerçevesinde toparlanmak istenmekte. İslam'dan soyutlandıktan sonra da Batı kültür ve ahlak sistemine entegre edilmek istermektedir. PKK ile. Bunların hepsi oldu. Peki ama tamam Pe bu kadar. Peki niye siz HDP'ye gittiniz? Aynen onu soracaktım ee, ben, yani. Ben ben bunlara artık Evet. Şerbetliyim yani günde 4 sefer cevap veriyorum. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz Türkiye devletinin içinde iki damar var. Ben bunu geçenlerde bir yayında daha uzun uzadıya anlattım. Vakit varsa anlatayım. Bu birinci damar şu anda İslami kesime de hakim olan milliyetçi, devletçi, ırkçı, Türkçü kanattır. İttihat ve terakkinin o çizgisidir. Cumhuriyet de başlangıçta bir tırnak içinde Türk, yani kavmi olarak Türk diyorum, devleti olarak kurulmadı. Ama 1924'lerden, 25'lerden itibaren tamamen o çizgiye kaydı. Türkiye'deki şu an İslamcıların da büyük bir kısmı kendilerini ümmetçi zannediyorlar. Hiç aynaya bakmıyorlar. Bunların yüzde doksanı milliyetçi, sağcı ve devletçidir. Türkiye'deki İslamcıların. Ama devletin içinde bir kanat daha var. Sultan Abdülhamit'ten bu yana var. Bu kanat Osmanlı bütünlüğü içerisinde, tabi Osmanlı yok artık, Kürtlerin bütün meşru haklarını tanıyan, yani ana dille eğitimden tutun, bölgesel yönetimlere kadar, bunların hepsini tanıyan, ve Türkiye'yi tıpkı tarihte olduğu gibi, Selçuklu döneminde, Abbasi döneminde, yani sadece Türk tarihi değil, Abbasiler döneminde de bu coğrafya tek parça olarak yönetiliyordu. Memlüklüler zamanında da tek parça olarak yönetiliyordu. Evet. Yani Suriye'den ta Halep'e kadar. Tasavvur eden, Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu'da bir Türk, Kürt, Arap, hatta Ermeni, Süryanileri de içine alan bir siyasal birliktelik savunan, düşünen bir grup. Kürtlerin içinde de bunların temsilcilerinden en meşhurlarından birisi said Nursi'dir. said Kürdi'dir. Yani o da ittihatçı. Yani. Bir dönem. Hatta da Abdülhamit'e darbeyi destekliyor. Bir yani dönem ama bakın nasıl. Şimdi Said-i Nursi'ye diyorlar ki tabii ilk kullandığı ismi said Kürdi'dir. Evet. Diyorlar ki ittihatçıları destekledin. Abdülhamid'e karşı çıktın. Mehmet Akif de öyle. Doğru. Said Halim Paşa da öyle. Yani o dönem İslamcılara genelde öyle. Evet. O dönemin İslamcılarının bir grubu. Evet. Tarikatlar, cemaatler, medreseler. Sırat-ı müstakim. Şimdi, Şimdi de nasıl şah, devletin doğru yanındaysa, işte, o zaman da Abdülhamid'in yanındalar. Devletten besleniyorlar. Çok fazla çağı okudukları da yok, bir şeyin farkında da değiller. Said Nursi gibiler Osmanlı'ya, Said Halim Paşa gibiler, Mehmet Akif gibiler yeni bir format atmak istiyorlar. Hani evet. meşrutiyet, yenilik, reform. Ama asla kafaları iddiatçılar gibi değil. Üstelik iddiatçılarla Ermeni Taşnak Partisi de birlikte 1904 kongresini Paris'te beraber yapıyorlar. Evet. Yani şimdi bunlar diyorlar ya mesela Kadir Mısıroğlu da çok atardı. Said Nursi'ye de Mehmet Akif'e de Mehmet Akif'e daha fazla atardı sahipsiz olduğu için yine nurculardan biraz çekinirdi. Daha mesafeli atardı söverken. İşte bunlar Abdülhamid'e karşı çıktılar. Ya Abdülhamid'in yaptığı da iş iş değildi ki. Evet. Yani bu kadar şimdi o dönemde bunların savunduğu şu Cemahiri Müttefika-i İslamiye yani İslam Cumhuriyetler Birliği Said Nursi'nin savunduğu da. Osmanlı bütünlüğü içerisinde, İslam birliği içerisinde Kürtlerin, Arnavutların, Çerkezlerin, Arapların, meşru haklarının tanındığı bir birliktelik. Yani ne kadar benzetilebilir bilmiyorum ama bugünkü Avrupa Birliği gibi bir evet. bir çözüm. Türkiye Cumhuriyeti evet. bu güme gitmesin. Biraz uzun anlattım ama önemli. Evet. Devletin içinde böyle bir akıl var. Bunun en son görünen aklı kimdi? Turgut Özal. Talabani'ye Barzani'ye diplomatik pasaport verdi. Federasyonu tartışabiliriz. Yani federasyon olsun demedi. Aynen şimdi Yudaparın dediği gibi evet, Tartışabiliriz dedi. Hatta Arap Türkiye ismi bile dedi. Evet, tartışılabilir. Bunu Kazım Karabekir de söylemiş Türkiye ismine itiraz etmiş evet. o dönem. Yani şimdi tarihi doğru düzgün aldı. Benim uzmanlık sahamdır bunda. Eyvallah. Senin. İsteyen kemalistle İlber Ortaylı dahil ki Fatih Altaylı o kadar uzman değil ama çok konuştuğu için diyorum. O da dahil kim kendine güveniyorsa kavga etmeden birbirimize sövmeden saymadan istedikleri kanalda tartışalım. Yok bu konudaki sizin yazı çizinizi okumazı biliyoruz zaten. Yani evet. kavga hakaret etmedi. Eyvallah. Şimdi devletin içindeki o kanat hala var. Tayyip Bey de buna bir soyundu çözüm sürecinde. Biz niye milletvekili olduk? Nasıl olduk? Yani seküler bir parti tercih ettiniz. İlk, yani ilk PKK ile devletin görüşmeleri 2009'da Oslo'da başladı. Yani doğru. bunu yani vatandaşlar özellikle akit izleyicileri çünkü böyle tek pencereden gidiyorlar. Her şeyi de bildiklerini zannediyorlar. Haram olsun doğru düzgün bir şey bildikleri de yok yani bir, bir okusalar baksalar devlette neler oluyor, millette neler oluyor, perde arkasında neler oluyor. 2009'da bunu Erbakan Hoca da tevessül etti başta ömrü yetmedi. Yani Öcalan'a işte bir, bir mektup hikayesi var. Turgut Özal Cengiz Çandarı vesaireyi yolladı, teşebbüsleri var. 2009 senesinde tekrar Tayyip Bey'i de kafasında neler varsa Oslo'da PKK'nın Kandil'deki başlarıyla görüşmelere başladı. He. Bu yani gizli saklı değil. Şimdi kelimeleri seçerek kullanıyorum. Baş mı dedi, lider mi dedi, bilmem ne mi dedi. İngiltere'nin garantörlüğünde Kandil'den Mustafa Karasu, Sabri Ok alınıp Oslo'ya götürülüyor. Milli İstihbarat da bizimkiler de gidiyor. Orada kaç sefer görüşmeler oluyor. Bunu işte o zaman cemaat sızdırdı. Doğru. Bazı yerler bozmak için yani. İşte o dönemde tabii 2011'de biz seçildik. 2013'te tekrar çözüm süreci başladı. PKK'nın her gün karaladığı feodal, barzanici, işte işbirlikçi dediği Şerafettin Elçi bile ki tenzih ederim Şerafettin abi bu şeylerden. Gerçekten sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdi. Bir Kürt siyasal lideriydi. Evet. Bu grup milletvekili olduk biz. Yani Şerafettin Erçi, Leyla Zana, Altantam bir kadro. Bu tabii İmralı'da öcalan devlet görevlileri. Oslo bütün bu süreçlerin bir yansıması yani. Ve bu da meyvesini 2012'nin sonunda verdi. 2012 yani biz 2010 2009'da Oslo başladı. Evet. İkin, yani tam izleyicilerimiz doğru anlasın diye söylüyorum. 2009'da Oslo başladı. İşte ne kadar sürdü? 2011'de biz seçildik yazında. 2012'de İmralı'da Öcalan'la bu diyaloglar tekrar başladı. 23 Şubat 2013'te de ilk heyette benim de içinde olduğum heyet İmralı'da Öcalan'la görüştü. Evet. devletin bilgisi ve o sizin Öcalanla ilk görüşmeniz mi? İlk görüşme. Evet. Bir daha da görüşmedim zaten. İlk ve Doğru. son. Ama Kandil'dekilerle de görüştüm. Pit. Kaç sefer hayatlar halinde gittik geldik. Ee. Şimdi neticede bir çözüm sürecinin silahların ateşin susma döneminde bir görev aldık. Geniş bir planın e ee. bir parçası olarak. Ama maalesef bunu da boşa çıkardı. PKK mı bunu devirdi masayı? Şimdi PKK'ya sorarsanız Erdoğan bozdu. AK Parti'ye sorarsanız PKK bozdu. Bana göre He. yani Öcalan'la devlet bir proje PKK. üzerinde ittifak etmiştir. Bunu bu kadar net söyleyebilirim yani. Diyebilirsiniz ki ya nereden çıkarıyorsun bunu sen? Şahidin delilin var mı? Bütün İmralı tutanakları yani benim benden önce sonra kim gitmişse oraya ve o, o son dönemde de Öcalan'la yapılan bütün görüşmelerin tutanakları var. Peki PKK mı Öcalan'ı dinlemedi acaba? İşte şimdi bakın yani adım evet. adım tam anlatmak için evet. meramımı biraz uzatıyorum ama net anlatıyorum. Evet. Bütün bu tutanaklar duruyor. Yani Devlette de duruyor. Devlet istediği zaman bunları görüntülü olarak da yazılı olarak da sunabilir. Altantan Öcalan'a nasıl idap etmiş? Öcalan Altantan'a işte ne demiş? Selahattin Demirtaş'a ne demiş? O ona ne demiş? Evet. Bu, bu devletin elinde. Bir, bir. iki. PKK bütün bu tutanakları, yani oraya giden gelenlerin aldığı notları bir kitap olarak yayınladı. Bilmiyorum gördünüz mü, okudunuz mu? Tamamını okuyamadım. Yani okumadıysanız Hı. lütfen çok dikkatlice okuyun. Yani bugün tartışılan her şey var orada. Eyvallah. Şimdi orada başkanlık sistemini de tartışabiliriz, şunu da yapabiliriz. bunu da, Bütün hepsini söylüyor. Bir mutabakat var orada. Yani İmralı'yla artık Sayın Erdoğan demeyelim, devlet veyahut da istihbarat neyse yani. Çünkü bu kelimeleri de dikkatli seçmek lazım. Evet. Orada silahların susması, PKK mensuplarının Türkiye dışına gitmesi, yeni demokratik kanalların açılmasıyla ilgili ateşi söndürecek, ölümleri söndürecek Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içerisinde bir siyasal mütabakat var. Kelimeleri dikkatlice seçiyor. Evet. Aksini iddia eden aksi belge koysun ortaya. Bütün bu belgeler duruyor dediğim gibi yani hepsi. Peki ne oldu sonra? Olan şu, Kandil, tabi Kandil tek başına bir, bir kurum değil. Kandil'e etki eden İran, Suriye'de hesapları olan ABD, ABD'nin ve NATO'nun Türkiye'de distribütörlüğünü yapan cemaat, yani Türkiye Devleti'nin içindeki kurum da. Gülencileri kastediyorsunuz. Evet. Bunlar el birliğiyle bu işi bozdu. Peki Ö Öcalan buna o zaman Öçelan bozulmasını istemedi. Yani Öçelan iradesi dışında bozuldu o zaman bu mesela. Bence öyle. Bence. Yani şimdi zaten şimdi Sayın Erdoğan'ın bazı cümleleri var. Millet diyor ki bunu niye söyledi? Mesela bir cümlesinde Selahattin Bey'i kast ederek işte Edirne'deki önce İmralı'dakine hesap verecek diye bir cümle kurdu. Evet. E bunu sorsunlar niye öyle dedim? Peki e siz dedik ya hani yani diyorsunuz ki Kürtlerin Atatürk'ü Öcalan yani ve Atatürk nasıl ki Türk, Türk Müslümanlara Türkiye'yi daha doğrusu batılılaştırmaya çalıştıysa bir anlamda PKK'da onu kimse yaptı. kimse inkar etmiyor yo, yo, ki. şimdi yo, Burada sorun yok. Şimdi bazı şeyler var yo, sanki ilk olarak ben söylüyorum. Öcalan'ın 10 bin sayfa tamam. yani en az 10 bin sayfa. Siz Kemalizmi eleştiriyorsunuz ya. Yani. Yazdığı kitap. Yep, ve dökümanlar var. Eyvallah. Siz Kemalizm'i bundan dolayı evet, eleştirdiğiniz için Evet. aynı pozisyondaki HDP'ye niye katıldınız e İşte anlattım size. Yani silahlar susacak ha, çözüm için. Evet. Çözüm. Benim mesela bütün şeyimi arkadaşlar şimdi YouTube'dan girsinler. Yüzlerce konuşmam var. Silahlara karşı olduğum Hendek olaylarının 3 dönem, 3 dönem, dönem vekillik yaptım. 3 dönem işte toplam 7 sene yani. O 4,5 evet. ay bir tanesi, üç dönem, kağıt üzerinde 3 dönem de toplam 7 sene. İkinci dönemde beni listeye koymadı. Niye? Tam onu soracaktım. Mesela önce dediniz ya Şerafettin Elçi, Ayhan Bilgen, evet. Altan Tan, e, Leyla Hanım da var ilk dönemlerde galiba. Leyla Hanım da şu an çekildi evet. siyasetten. Tam, Konuşmuyor. Yani o zaman Öcalan mı karar verdi? Yani bir İslamcı kesime de açılalım, Türkiye Partisi olalım. Daha sonra da bu isimler tasfiye ediliyor. Bu daha büyük bir akıl sadece Öcalan'ın değil diyorum ya. Şimdi milletvekilleri listeleri eğer bir dönem Öcalan'ın önüne gidiyorsa arkadaşlar. Şimdi burada herkes şimdi Tayyip Bey de öyle şeyler söylüyor ki politik olarak devlet izin vermese o liste önüne gider mi? Öcalan'ın evet. önüne. Evet gider mi? Kandil nerede peki burada? Müdahale listeler. edebilir mi? Yani devlet izin vermese müdahale edebilir mi? Şimdi niye gitmiyor? Evet. E, yani peki. bunu de sormuyor. Şunu merak ediyorum peki ya bu liste? Bunu yani kötülemek için demiyorum. Doğru şeyler yaptılar. Tespit etmek için. Diyor. Kanın durdurulması için, evet. silahın susması için, bu silahlı güçlerin Türkiye dışına çıkması için, Kürtlerin meşru, makul bazı isteklerinin, kültürel kimlik haklarının tanınması için. Mesela bu dönemde TRT Kürt'ü girdi yayına. Eee Kürtçe Seçmeli dersler kararı alındı. Bazı meydanlara, yerlere mesela Diyarbakır'da hala birçok yerde Türkçe levhalar var. Köy isimleri de bazen idare. Köy isimlerinin edildi. bazıları, hepsi değil, evet. çok az bir kısmı. Yani en azından çift tabela yazılmasına izin verildi. Resmi olmasa evet. bile. Yani bir adım atılmaya. Yani her şey olduğu güzelleşti, düzeldi anlamında demiyorum. Mesela Kürtçe seçmeli ders kararı evet. çıktı ama bugüne kadar atanması gereken öğretmenlerin yüzde üçü atanmış. Talep kaç mi? Sef işte yok. PKK bir yandan dedi talepte bulunmayacaksınız. Devlet bir yandan talebi kesti. Karşılıklı kesti. PKK talepte bulunmayın mı? Hayır tabii kesinlikle. Niye? İşte niye sormak lazım? PKK sorunu çözülmesini istemiyor mu? Belli bir kesim istemiyor. Türkiye derin devletinde de bunu belki 15 sefer 20 sefer canlı yayınlarda anlattım. Yani o kadar çok anlatıyorum ki bizim hanım da diyor ki sen sözde yani yani akıllı insanlar bu kadar akılsızlık yapmaz. Yani oyunu gördüm demek en büyük tehlikedir. Şu an Türkiye'deki derin yapılar PKK'nin silah bırakmasını istemiyor. Hala derin yapı var mı? Var tabii nasıl yok. Mesela şu an Türkiye'nin siyaseti iki şey üzerinden gidiyor AK Parti'nin. Bir din, din iman gitti bu gavurlar gelecek seccadeye basanlar camide içki içenler dinimizi götürecek. İki ülke bölünecek vatan millet parçalanacak. Kimse ekonomi konuşuyor mu? Yok. Kimse sağlık kimse eğitim konuşuyor mu? Peki. İslamcıları sizin gibi siz elçi Ayhan Bilgen sana... İslami kesim bizi asla desteklemedi. Yok yok şunu diyorum. PKK, HDP'den kim tasfiye etti sizce? Bu güçler tasfiye etti. PKK'nın hani... etkisi var mıdır Tabi E, tabii. tabii. kesin yani. Kesin ama bizim İslami kesim de bize sahip çıkmadı. Yani akit de buna dahildir ki ben ben ilk olarak çıkıyorum Akit'te. Teşekkür ediyoruz ama biz hiç yıllardır sizinle uğraşmadık onu söyleyeyim. Yani, var 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 uğraşılan çok <laughs> yani var. Öyle bir şey. Var ama benim hiç umurumda yok, değil. Yok, hani yok, diyor ya şey, e, ilk e, hani Altan Bey şunu ama hakikaten şunu ben sizden tartışmıyorum şu an. Ben bir zihniyetle ben geçenlerde karar TV'ye Ahmet, Ahmet abi Ahmet Taş getirenle bir de Yusuf Ziya Cömertle çıktım. Ahmet abi'ye de orada bir sistemdeki. ki Ahmet abi tam Müjdeler Birliği'nden benim abim işte tanıdığım arkadaşım. ilk onu 1975 ve 76'da tanıdım. Yani neredeyse 48-49 sene olmuş. Dedim ki abi bize sahip çıkmadınız. Destek olmadınız. Şimdi bakın ben isim vermeyeyim. Bazı Kürt siyasal liderleri var. İnan edin bizim dörtte birimiz kadar müktesebatları, bilgileri, emekleri yok. Dünya alem parlatıyor bunları. Cila vuruyor. Büyük lider. İşte bilmem ne kabiliyet. Evet. Sivil siyaset bize hem o layıkçı seküler Kürt CHP zihniyeti vurdu vuruyor hala hem de bizim sözden Müslüman İslamcı dediklerimizi vuruyor. E, tamam e, e, yani ondan sonra, e, o... beraber vuruyorlar yani. Yani bizim önümüz açılmadı. Peki bunda bir destek almadık. Ya Mesela peki... rahmetli Abdülmelik Fırat. O da bu çizgide birisiydi bizim abimiz Şerafettin abi de, Abdülmelik Fırat da. Bunlar hayatları boyunca şiddetle silahla bir ilişkileri olmadı. Barışçıl işte kültürel, siyasi bir hak. Hoku. Ama sizin şunu da biliyoruz biz HDP'nin içindeyken dahi PKK şiddetine. dolu benim yani evet. benim hiç anlatmama gerek yok. Eleştir Açın şimdi bütün YouTube'u sabaha kadar izlesin doğru, bile. Eleştirileriniz var. Yani bunda haksızlık etmemek gerekiyor. Hatta Hindek ve Çukur da Onlarca var. Var derken sanki böyle bir evet. tane varmış gibi değil. Onlarca var. Onlarca. Yani Bu konuda ya... parti içinde bir şey oluyor muydu? E, Siz, tabii oluyor. Size ya ne yapıyorsun yani bir, falan gibi. E yapılmadı işte tekrar. Yani benim önümü kesmek için 7-8 tane sözde İslami kesimden aday getirip yaptılar. Bunların hepsi de parti politikalarına teslim oldular. Ağızlarını açmadılar. Varsa ağzını açan çıkarsın, göstersin. YouTube'da bir tane konuşmasını dar kanadından tehdit aldınız mı? Tehdit şöyle. Şimdi bu tip örgütler yani tehditten ziyade tehdit nedir? Birini öldürmek isterse öldürür. Yani Uğur Mumcu da öldürüldü derin devlet tarafından. İşte Bahriye 3 okta. Yani bu tip tehditler şey tehdit değil. Yani ettiler de ben eğer seni öldürmek istiyorsa Allah'ın iradesinden başka bir irade sizi kurtaramaz. Ama ikaz diyelim buna. İşte uyarı o daha Türkçesi daha <laughs> nazi. Veya işte karalama. Bunlar oldu yani canlı yayınlarda oldu. O çevrelerin yayınlarında. Ama aynı şekilde İslami çevrelerde de oldu bunlar oldu. Maalesef oldu yani. Şimdi ben biraz daha şeyim yani. Hani böyle bir hesaplaşma ya İslam... iddiasındayım artık ömrümün son döneminde. Peki siz bugüne kadar Müslüman Kürt aydınlarına niye destek olmadınız? Niye bizim önümüzü açmadınız? Yani bizi parlatın öbürleri gibi işte bilmem Allah'ın pullayın değil fonlayın Avrupa Birliği'nin fonladığı gibi burada bir sürü insanları Kanada'nın Amerika'nın işte milis civarat onların bir bir kısmının listelerini yayınladı ya arkadaş bir liranızla gözümüz de yok. Bari bize ya, sövmeyin. Altan Bey. Sövmeyin bize. Eyvallah. Yani. Siz de biliyorsunuz ki mesela bu programa bile biz sizi neredeyse yaklaşık bir yıldır davet ediyoruz. İki yıldır. Doğrudur. Bakın evet. Yani hani böyle bir şey olsa yani deriz ki yani olur mu Ben şey o tartışmaya mi? da girmiyorum. Ben yok, sadece yok. oldu diyorum. Siz ister kabul edin etmeyin. Ha Üzerime yani. alınmıyorum o anlamda. Onu ve, ve, ve sizden değil benim evet. bu şeyim tartışmam. Eyvallah. Tartışmam sizden ee, değil yani. Ama, e, ama şunu söyleyelim. Buyurun. Türkiye'deki bütün kendine İslamcı diyenler bir bir aynaya geçip baksınlar. Bunların yüzde %90'ı şu an devletçi, milliyetçi, sağcı, tutkulu bir... İslamcılık kaldı mı diyecektim. İşte tamam. Maalesef yani kalmadı diyeceğim de vardır mutlaka ama şey anlamda kalmadı. Hani bir kolanın kapağını açtığınız vakit asidi kaçar ya veya maden suyunu açtığınız zaman gazozu açtığınız vakit evet. şu an Türkiye'deki Müslümanların da kapağı açılmış yani. Eyvallah. Asidi yok. Bir bakın aynaya bakalım. Siz şu an neredesiniz? Türkiye'deki Müslümanlar Said Nursi kadar Kürt haklarını savunsaydılar yani Kürtçe vardır, Kürt vardır, ana dille eğitim haktır, bölgesel yönetim olabilir, gerekirse Kürtçe'de ikinci resmi dil olsun, İslam ümmeti içinde diyebilseydiler, Ama şunu... 10 tane laikçi, seküler, PKK gibi örgüt gelseydi, Yelkaya'dan hiçbir şey apartmazdı halk tabiriyle. Peki. ki, Yel, kayadan ne aparır derler. Evet. Ha, Anadolu'da AK parti döneminde yapılanları da önemsiyorsunuz anladığım kadarıyla. Önüyorum ama işte yarım kaldı. Başka ne yapılabilir? Mesela şu anda Kürt başka ne yapılabilir? Edileyen... Mesela Sayın Erdoğan şu an işte MHP ile bir ortaklığa girdi. Müslüman Kürt aydınlarıyla, Müslüman ümmetçi Türk aydınlarıyla bu noktada bir Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu perspektifi ortaya kurup bir fikir ve bu fikrin etrafında bir kadro oluşturabilirdi. Bunu yapmadı, yapamadı. E peki sizce Kürt sorunu var mı hala? Var tabii nasıl yok? Ne var mesela? Ya mesela şu an Kürtlerin hala Türkiye'de ana dille eğitim hakkı yok. İşte seçmeli mesela, talep yok. Ha seç... İşte Mecbur talep, mu olmalı, talep, nasıl olmalı? Hayır hayır, atamıyor öğretmen de atamıyor. Bunu gerekçe gösteriyor. Bir yandan PKK müracaat etmeyin diyor, bir yandan da devlet öğretmen tayin etmiyor. Ben kendim Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı ile bizzat makamına gittim. Kaç tane soru önergen var mecliste? Meclis araştırma önergen var. Bu atamaları yapmadı. Şu an... TRT şey, TRT Kür evet. diye bir tane siyasal bilinci olan Kürt sanatçı çıkamıyor şu an. Yani gerçek Kürt işte folklorunda, müziğinde, sanatında kendini ispatlamış, meşhur diyelim, çıkamıyor. Yani Civan Hacı'dan, Şivan Perver'den, Hayru Abbas'tan, Belint İbrahim'den, Zübeyir Salih kadar, Ama belki bunların, Safkan Orkeş'e kadar hani bunların belki bazılarının ismini evet. duymadınız bile. Ya sonuçta bir devlet kanalı, örgüt yanlısı açıklamaları desteğinden Yok bunlar bile. örgüt yanlısı değiller. Şivan Perver'in kaç sefer kafasında PKK'liler Avrupa'da sazını kırdılar, vurup kafasında kırdı. Evet. Ee, mesela, Barzani himayesini aldı. Yani şöyle, bunlar. Kürt sorunu derken mesela aklınıza sayabileceğiniz üç madde var mı mesela? Bunlar bir, ana dille eğitim. iki, anayasadaki vatandaşlık tanımının değiştirilmesi yani Türk ıtlak olunur diyor ya. Evet. Ve dilin önündeki bütün engellerin kaldırılması yani köy, kasaba, şehir isimlerinden tutun meydanlarda kullanılması ne kadar bugün Fas'ta bile Berberice resmidim. dört sefer Fas'a gittim ben milletvekiliyken. Bütün meydanlarda Berberice ve Arapça beraber var. Bunları ve bir siyasal af kime? On binlerce cezaevinde insan var. Ya tamam da burada FETÖ'cüler var, PKK'lılar var, şimdi, var, var. Şimdi bir şey yapalım. Evet. Yani FETÖ'cü deniliyor mesela. Kimler var bunlardan? Kim var? Yani siz bu camiada anladığım Adam kadarıyla... Ile... kalkışmış, hayır, siz, siz, de eskisiniz. Lider kadroyu şimdi sayalım mı tek tek? Ki ben bunların çoğunu tanıyorum. Fethullah Gülen'i de tanıyorum şahsen. Yani Amerika'dayken de görüştüm. Gülen'le. Bunu da gittiğim zaman da yazdım. Sonradan da yazdım. Yani Sonra sadece ben değil 15-20 kişilik Fehmi Tabii. Korudan, Cengiz Çandardan e, e efendim Tayyar Altı kulaştan, İlber Ortaylı'ya kadar var. bir bir grupla gittik ve bir gece şeyde iftardan Kadir gecesi sabah namazına kadar konuştuk. Şimdi kimler var? O o örgütten bugün cezaevinde fakir fukara var. Fakir fukara dediğim yani üst düzey kadro şu an 15 kişi sayın. Bir tanesi cezaevinde. yok bir tane yok. Yani Türkiye sorumlularına kadar ama sizin kastınız sanıyorum bu 15 Temmuz'da mermi yağdıran, tank yürütenler değil. Ya bunlar fiili olarak yani adam af, tankı af yürütmüşse, için, af. bomba evet. atmışsa bu adam zaten istersen caminin imamı olsun, istersen evet. bilmem ne olsun bu cezasını çekecek. Ama adam işte bir bir okul sorumlusu diyelim ki o tarih itibariyle veya işte bir hakim, bir savcı veya bir bir bir, bir polis memuru. Bunlar alt tabaka düz insanlar. Yani o üst düzey yönetici dediğim şu an 15 tane isim sayalım. Evet. Yani ben sayarım da benim için hani bir şey yok. Bir tanesi içeride değil. Altan Bey, çok kısa Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyormuş. Bir kulak verelim. Evet, verelim. Bir de nefes almış olalım bu arada. Evet, alalım. Sevgili izleyenler, kısa bir ara tekrar buradayız. Evet. masa devam ediyor. masamızda bu akşam 24-25-26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan Tan vardı. İlk bölümde biraz hatıraları konuştuk ama süremizin de sonuna hızla yaklaştık. Sayın Tan, biraz hakikaten süremiz çok dar kaldığı için birkaç sıcak soruyu istirham edeceğim Aha. seri bir şekilde. Toparlayabilirsek çok sevineceğim. Tabii geçtiğimiz günlerde, önce oradan başlayayım. Hatta bir Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı da Abdullah Bey de mesaj atmış. Evet. Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu mecliste işte eyalet sistemi özel evet. hepsi tartışılmalı dedi ee, sizce tartışılmalı mı ya da tabii ki tartışılmalı bu, niye bu kadar tepki topladı? şimdi arkadaşlar öyle bir ne o kemalist bir döneme girdik ki yani Tayyip Beyle Bahçeli'nin ittifakıyla tabii bu bir devlet ittifakıdır arkasında kemalist güçler de var bu işte 15 Temmuz darbesinden sonra falan o bir diğer bir bahsi diğerdir belki de bir mecburiyetten oldu bu ama şu an öyle bir şey oldu ki ağzınıza açıyorsunuz size saldırıyorlar. Eyalet federasyonu kıymet koptu. Ya arkadaş Osmanlı dediğin devlet olduğu gibi eyalet sistemiyle yönetilmiş. 1847'den 1864'e kadar resmi ismi Kürdistan eyaleti olan, merkezi Diyarbakır olan, bir vilayet var. Kürdistan eyaleti. Evet. Ve ve bunun ilk valisi de Musul valisi Esat Muhlis Paşa. Esat Muhlis Paşa kim? Münevver Ayaşlı'nın tamam. kayınpederinin babası. Şimdi diyecekler ki biz ulus devletiz ama tamam. ulus Tamam, ulus devlet. devlet. Evet. 1928'e kadar 1928'e kadar hani diyorlar ya devletimizin kurucu ilkeleri. He. Ya keşke bunlar çıksa da yani en iyi bilen kimse. Biraz evvel isim de verdim. Birkaç kişinin adını verdim. İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya kadar. Ya gelseler de tartışsak. 1921 Anayasası var. Teşkilat Esasiye kanunu. 1924 Anayasası var. Ben dersimi çok iyi çalışmışım bu konularda. En iyi bildiğim şeylerden birisi Cumhuriyet tarihidir. 1928 var. Ya 1928'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, devletin dini İslam'dır diyor. Doğru. İşte girin Google'a 28. girin. 28'de kaldırılıyor doğru. Bütün anayasalara 1928'e kadar devletin dini İslam'dır. Evet. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri sayılırken 26. madde yine tekrar baksın millet 1924 anayasası 26. madde diye girin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri sayılırken şeriat ahkamının temfizi diyor. Yani şeriat kurallarının infaz edilmesi, uygulanması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bir İslamcı şeriatçı bir dini devlet olarak kurulur. kuruldu. Yani ikide bir diyorlar ya efendim işte dini e, devletin kurucu ilkeleri. Kurucu irade ya kurucu iradeniz bu kardeşim. Evet. 23 Nisan 1920'de de böyle, 21'de de böyle, 24'te de böyle, 28'e kadar da böyle. Bu bir. Yani dediniz ya çok kısa kesin, evet. çok böyle uzun konuşabiliriz. İki. Efendim. Şahsiyet cumhuriyete ihanet etti. Devlete ihanet etti. Ya kim kime ihanet etti? Mustafa Kemal'in 1924'e kadar 19 Mayıs 1919'dan 3 Mart 1924'e kadar hilafetin kaldırılmasına kadar tek bir cümlesini bulun. Türk milliyetçiliği ile ilgili, laiklikle ilgili, altı okla ilgili bir tek cümlesini bulun, getirin yok. Peki ne var? Hutbe var. Hutbe var, namaz var, dua var, salavat var, mevlüt var. Bizim bütün amacımız hilafeti, padişahı, payitahtı İstanbul'u kurtarmaktır. İslam birliğini sağlamaktır. anasır İslam yani bütün İslam unsurları milletlerini bir olarak kabul etmektir. İşte Türkiye Cumhuriyeti o, o, meşhur lafı var ya ne sadece Türktür, ne sadece Çerkez'dir, ne sadece Kürt'tür. Bütün anasır İslam'ın milliyedir diye lafları var. Peki kim kime ihanet etti kardeşim? Kim kime ne söz verdi? Sonra kim sözünden caydı? Şeyh Said mi caydı, siz mi caydınız? Şimdi dolayısıyla yani Cumhuriyet tarihi dediğiniz şey keşke bir doğru düzgün tartışılabilse, yani kim kime ihanet etti, İngilizlerle evet. iş birliği, iş birliği yani. yaptı. Ben çıktım mecliste milletvekiliyken, YouTube'da var. Cemil Çiçek 4 saat meclisi tatil etti. Aleyhimde bildiri yayınladı. Dedim ki ne oldu Sayın Başkan, Yunan İşgan'la mi uğradı meclis tatil ediyorsun? Ben ne dedim? İskilipli Atıf Hoca'yı tartışıyoruz, oradan sayte geçtik, sövdüler saydılar, çıktım. Gelin. 250 bin insan şehit oldu Çanakkale'de, İngiliz geçemedi boğazlardan. Peki ne oldu da İngiliz elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a gitti? Birinci meclis Lozan Anlaşması'nı imzalamadı. 27 Mart 1923'te Ali Şükrü Bey imzalamayanların İslamcı kanadın lideri Ankara'da öldürüldü. 4 gün sonra 1 Nisan'da meclisi feshettiniz, erken seçime gittiniz. İkinci kendi grubunuzu getirdiniz. Mehmet Akif Ersoy dahil, Hasan Basri Çantay dahil milli mücadeleye omuz veren bütün İslamcı kadroları tasfiye ettiniz. 24 Temmuz bu tarihlere çok dikkat edin. 27 Mart Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi. 1 Nisan meclisin fethedilip erken seçim kararı alınması. Haziranda erken seçimin yapılması. 24 Temmuz'da Lozan'ın imzalanması ve Musul'un bırakılması. 6 Ekim'de İngilizlerin İstanbul'da ellerini kollarını sallayarak İstanbul'u bir devir teslimle Fahrettin Altaya teslim etmeni. Evet. Savaş yok. Bir kurşun patlamamış İngilizlerle. Tek bir kurşun patlamamış. Ve 6 Ekim'den sonra 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in ilanı. Gelin anlatın dedim. Meclis birbirine girdi. Bu özgür öre, özgür özeli, Muharrem, incesi bunların hepsi üzerime saldırdı. Ve 4 saat meclis tatil edildi. 4 sefer çıktım bir de aynı şeyleri söyledim. Hani özür dilesin diye tekrar tekrar şey yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar öyle bir duruma geldik ki bütün AK Parti kadroları da, İslamcı çevreler de böyle bir sinme içerisinde. Cumhuriyet'in kurucu iradesi diyorlar. Ya hele bir aç kurucu irade ne? Bir aç... Evet. Şeyh Said olayını aç. Ama Şeyh Said ismini verdi bu, hükümetin atadığı kayyum. Hükümet, Hükümet kayyum vermedi. Onu Şimdi da bak kaç aç. sefer yazdık çizdik yine hala yanlış biliniyor. 2011 senesinde HDP'li belediye, işte BDP'li neyse o zaman AK Partili belediye meclis üyelerinin de oylarıyla 2011 bu bulvara Şeyh Said adını veriyor. Bir kısmı açılıyor bulvarı. Ben dün de evvelsi gün de oradaydım yani inşaatındaydım Diyarbakır'da evet. bugün geldim yani bilmeyenler için söyleyen bugün akşam geldim İstanbul'a. Bir kısmı açılmış bulvarın gerisi açılmamış. Bu sene geri kalan kısmını da açıyor. Valide bir açıklama yapıyor diyor ki işte Said Bulvarı'nda çalışmalar başladı. Evet. Çok masumane bir açıklama yani başını sonunu dibini hesaplamadan oradan bir kıyamet çıkardı. Ve Peki. kopardılar. Yani 12 sene evvel olan bir şey. Onun seküler için, seküler HDP Şeriatçı Şehzade'nin ismini niye vermiş olabilir? E, mecbur sahiplenecek. Niye? Çünkü halk öyle halk seviyor. Halk, halk öyle. Kürt Kürt halkı öyle. Şeyh Said'e iade itibar yapılmalı mı? Şeyh ailesinden bugüne kadar, bugün de dahil 7 milletvekili çıkmış. 7 tane 24 dönem belediye başkanlığı yapmış torunları ve yeğenleri. 24 dönem. Diyarbakır'ın Dicle kazası, Elazığ'ın Palu kazası, Erzurum'un Tekman ve Hınıs ilçeleri. 24 dönem belediye başkanlığı, şu anda da belediye başkanı olan var bu gecede. Bu gecede milletvekili olan var. Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum milletvekili. 7 tane de milletvekili. Orada evet. idam edilenlerin, bütün şehirlerin çocukları milletvekili bakan olmuşlar. Kasım Gülpınar'dan, Eyüp Cenab Gülpınar'dan. Ferit Bora'dan, Hüsamettin Korkut Ata'dan, Mehmet Bilgin'den tamam. Mahmut Sönmez'e kadar. Bu helalleşmiş anlamına gelir mi Türkiye'nin şey Said ailesiyle? Hayır. Kürt halkı bütün bu desteğini vermiş. Sade ona değil. Orada idam edilen 46 kişi var. Onunla beraber 47 kişi. Yani. Başka idam edilenler var. Mesela Cibranlı Halit Bey var. Onun mahkeme tutanakları hala açıklanmadı. Sadece Şark hissi mahkemesinde beş mektubu çıktı ortaya. Ve evet. çok enteresan. Ben bunları yazdım minlifente Türkçe'de. Evet. Hem amcası oğlu, hem de eniştesi, kız kardeşiyle evli. Binbaşı Kasım Bey'e beş mektup yazıyor. Kasım Bey de Mustafa Kemal'le Erzurum Kongresi'nde konuşmuş. Gün be gün bunları ihbar ediyor. Şey Said'i de yakalayıp devlete teslim eden o. Şeyh Said'in de bacana. Evet. Binbaşı Kasım. Ona şunu diyor. Diyor ki aklını başına al. Bunların bütün davaları bir Türk unsuru üzerine bir yapı inşa etmektir. İki, fırsat buldukları vakit kendilerini padişah olarak ilan edecekler. Yani şu an demokrasi, cumhuriyet falan diyor. Bu 1923'ten evvel yazılmış mektuplar. Evet. 23 senesi içerisinde 5 mektup. İki bu, yani padişahlıklarını ilan edecekler. Üç, dinsiz bir hükümet kuracaklar. Yani adam bu kadar da bilgili iki tane Kürtçe, akaid kitap, e, Türkçe ve Arapça akaid kitabını Ömer Nesefi'nin falan vesaire evet. Kürtçe'ye çevirmiş. Dört, seni de beni de temizleyecekler diyor. Fırsat buldukları vakit. Ve 14 Nisan 1925'te Bitlis'te Şeyh yakalanmasından bir gün evvel onu da öldürdüler orada. İdam etti. Evet. Ee... yani bunları ne yapılmalı? konuşmadan Devlet Şeyh Said için ne yapmalı? Çok kısa istirham ediyorum. Şimdi bir, sadece Şeyh Said değil işte, bütün arkadaşlar, evet. zaten dediğim gibi 7-8 tanenin torunları Milletvekillik, evet. Bakanlık, Belediye Reisliği falan yaptılar. Bunların, Cibranlı Halit Bey'in, Şeyh Eyyub'un, Kürt Talih Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir'in, Seyit Tahay Nehri'nin torunudur o da, oğlu Seyit Muhammed'in, Said Nursi'nin, Seyit Rıza'nın, bunların bütün mezar yerlerini ailelerine teslim etmelidir. Yani kemikleri çıkarsın, bir torbaya koysun, versin, danağı testiyle kimse istemiyor. Buraya gömdük, tamam gömüldüğü yerde neyse, ya bir çeşme yapılır, ya bir mezar taşı konulur, millet gider bir dua okur. Bir bu. İki, bu yalan ve iftiralara da son verilmesi lazım. Evet, hakaretleri son verilmeli diyorsunuz. Şimdi çıkıyor, küfür ediyor. İşte hain, ders İngiliz ajanı. Ders kitaplarında falan. Ya arkadaş, şey. şimdi tabii, Bizim aydınlarımız da coğrafya bilmiyor, tarih bilmiyor, hudut bilmiyor. Şimdi Bağdat demiryolu, hani Abdülhamid döneminde yapılan Bağdat ve Hicaz demiryolu şeyden sonra, yani e, Toroslardan sonra, Adana'dan çıktıktan sonra F F Fevzi Paşa istasyonu vardır. Oradan Suriye'ye girer. Halep'ten geçer ve oradan Türkiye-Suriye hududunu çizer. Evet. Demiryolu sınırdır. Yani Kürtler hala Suriye, Türkiye demezler. Hattın üstü, hattın altı. Serhat bin hat. E. Ser üstü bin altı. Hala böyle konuşulur. Benim kayınvalidemin köyü Suriye Kürtlerinden Kamışlı aynen e, Metin Akpınar'la e, Kemal Sunal'ın propaganda filminde olduğu gibi aynı ile vakit tren hattı köylerinden geçti. Köy Suriye'de kaldı. Toprakları, arazi ekilen yerler Türkiye'de kaldı. Bunlar aynen yaşandı. Evet. Şimdi orada Adana'dan topları getirecek Diyarbakır'a. O dönemki hükümet Şir kuvvetlerine karşı kullanacak. Karayoluyla gelmesi mümkün değil. 13 Şubat 1 metre kar var yerde. Demiryoluyla gelmesi lazım Mardin'e. Oradan da işte Diyarbakır'a gelecek. Fransızlar izin verdi de o hat öyle açıldı. Halep'ten geldi bunlar. Evet. Şimdi kakıyor. Kendi işbirliği yapmış. İngilizle, Fransızla hilafeti kaldırmış. Lozan'da anlaşmış. İstanbul'u devir teslim almış. Bütün Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla ilişkilerini kesmiş. Sana diyor ki sen İngilizlerle işbirliği yap. Çoksa Hüda parla Dem Partisi'ne fark görüyor musunuz? var tabii yani ideoloji olarak duruş olarak. Siz kendinizi hangine yakın görüyorsunuz? Ben şimdi tabii ben yani hangisine yakınım diye bir şey yok ama İnanç olarak ben Hüdapar'daki arkadaşların da hepsinin geçmişlerini tanıyorum. Ta eski MSP döneminden, METTB döneminden beri arkadaşlarımız olan insanlar var. Diğer Kürt siyasetindekileri de tanıyorum. Yani birebir ikisinin de şeyinde değilim, koordinatlarında değilim. Ama Hüdapar'ın da bu söylemi, Kürt meselesiyle ilgili söylemleri doğru bir noktadadır. Evet. Hüdapar iyi gidiyor anlatılan. Şimdi yani iyi kötü dersek sanki onu destekledi, ona <laughs> evet. attığı böyle bir şeye girmek istemiyorum polemiye. Evet. Ama meclisteki konuşmaları da doğrudur. Ee, programı da doğrudur. Dediğim gibi federasyon özellik yani bunlar Osmanlı döneminde 400 şöyle tane şöyle bir cümle kuruluyor DEM parti, kullanıldı HDP'nin kapatılması aşamasında diyorlar evet. ki dünyanın hiçbir yerinde bu tarz bir parti yaşatılmaz. Yani siz Şimdi bunu de, ben sürekli söylüyorum yani, şiddetle, evet. silahla, terörle demokrasi evet. yan yana olmaz. Ya silah olur ya demokrasi olur. Yani onun için şu an HDP'nin yani milletin anlayacağı şekilde konuşalım DEM Parti'nin. Ben onu partideyken de çok çok konuşmam He. var. Kaç tane beyanatım var açın bakın. Yani şey YouTube'da onlarca konuşmam var. Yazı siz bana işte 35 sene evvelki yazılarımı çıkardınız. Ben bugün altına imza atarım? Eyvallah. Bir gerileme o, yok ya. Yani. Önemli. Evet. 35 sene evvelki yazda 33 sene evvelki Doğru. yazıları çıkardınız. Şimdi bunu ben mecliste de söyledim. Bir karar vermesi lazım. Silahla, şiddetle bir yere varılmaz. Terör eylemleriyle bir yere varılmaz. Bu tabi devlet terörü de var. Örgüt terörü de var. Yani terör derken herkes birbirine terörist diyor. Yani terör uygulayan devletler de var. Türkiye'de 4000 köy boşaltıldı. Siz hiç boşaltılmış köy gördünüz mü? demiyorsunuz sanıyorum. Geçmiş için diyorsunuz. Yani neyse evet. şimdi o tip polemiklere girmek istemiyorum. Ama silahla, şiddetle demokrasi yan yana olmaz. Beraber olmaz yani. Onun için Türkiye'de de bu silahların susması lazım. Ne tamam. mücadele verilecekse demokratik yollarla tamam. yapılması lazım. Dem parti arasına mesafe mi koymalı örgütle? Ya şimdi örgütle mesafe arasına koyabilir koyamaz. Ben bu lafa da pek katılamıyorum. Ne, ne Çünkü yapmadım? niye? Yani bir şey iç içe geçmişse kim kime mesafe koyacak? İç içe diyorsunuz yani. Politikasına tavır koyacak. Politika diyecek ki. Mesela ben Selahattin Bey'le çok tartıştım. Yani o Hendek olaylarında da diğer olaylarda da dedim ki bizim kesin açık bir tavır koymamız lazım. Ki benim beyanatlarım var. Doğru. Beş tane o dönemin gazetelerinde biri ki Ahmet Hakan'landır, biri Cumhuriyet'lendir tam sayfa. Hemen 6-8 Ekim'den bir iki gün sonra yani. Evet. Girerseniz var. Açık net ifadelerim var. Bizim tavır koymamız lazım. Kesin. Yani biz ya, ya silah ya demokrasi kardeşim. Yani dağa giden dağa gitsin, ovaya gelen ova. Selahattin Bey'in ve diğer arkadaşların söyledikleri şu. E bizim PKK'ya ye gücümüz yetmez. Evet yetmez. Yani benim devlet, derin devlete de gücüm yetmez. PKK'ya ye da gücüm yetmez. Yani neyimiz var bizim? Yani bir kalemimizden başka neyimiz var? Ve bir sıkımlık canımız var. Yani 15 yaşında bir çocuk da gelir. işte Ankara'daki son o Sinan Ateş'in öldürüldüğü gibi, Uğur evet. Mumcu'nun öldürüldüğü gibi kafamıza sıkar gider. Veya Hrant Dink'in öldürüldüğü gibi. Ama şunu yapabiliriz biz. Eğer biz tamam gücümüz yetmiyor. Bir şey yapamayız. Ne PKK'ya ne derin unsurlara ne dış kuvvetlere. O zaman evimize gidelim dedim Selahattin Bey. Niye varız? Beyanatım var bunlar da var. Evet. Hani bazen diyorlar ya, sen dedin mi demedin mi? Ya kardeşim bak işte benim sözlü olarak da var YouTube'da konuşmalarım var. Yazılı da var. O zaman evimize gidelim kardeşim. Yapamıyorsak evimize gidelim. Ve ben şu an işte 7-8 senedir evimde oturuyorum. Evet. Hayatımın en verimli çağında yani bilgi birikim, Allah'a şükür aklım, fikrim yerinde, enerjim yerinde. Etkisiz ve yetkisiz ama bir bunlar abi. HDP'de, DEM Parti'de kapatılmalı, kapatılmamalı. Ne diyorsun? Şimdi bunu demokrasilerde parti kapatılmaz. Yani bu şekilde Ama demokrasilerde silahla parlamentoda beraber olmaz. Şimdi burada bizi Hah. izliyor. Benim evet. en küçük oğlum 18 yaşında. Yani. En büyük çocuğum 40 yaşında, torunlar falan ama en küçüğü 18 yaşında. Burada bizi de izliyor. 6 yaşındaydı ben milletvekili olduğum vakit. Geldik Ankara'ya çocuğun kafası karışmış. Diyarbakır'da kavga, gürültü, gaz, yürüyüş bilmem ne. Ankara'ya geldik meclisin girişinde polis selam durdu bize. Dedi ki amca amca dedi burada bize selam duruyorsunuz Diyarbakır'da gaz atıyorsunuz. <laughs> Evet. Şimdi gazlan selam beraber olmasın. Evet. Gibi. Şimdi evet gerçekten çok güzel iş şey yaptık ama evet, olmaz. süremizin aday olacak mısınız? Siyasete dönecek misiniz? Yok ki bir şeyim, partim AK yok, parti toplum ki, yok, saat. Hayır, AK Parti dese ki Diyarbakır adayımız ol gel büyük şey. Şimdi bunu birçok sefer birçok parti söyledi. AK Parti'nin de resmi şeylerini kastetmiyorum. Yani deme adam çıktı kendi kendine hava veriyor, olmayan bir şeyi anlatıyor. Onu demiyorum ama evet çok sayıda o partiye gönül vermiş. Orada görev yapan arkadaşımız, dostumuz, yazar, çizer bunu defalarca söylediler. Mesele şu. Mesele bir Altantan, bir Ali, bir Beli, bir Ayşe, bir Fatma meselesi değil. Bir zihniyet değişecek. Aynen çözüm sürecinde olduğu gibi bir süreç başlayacak. Yani çözüm süreci tekrar olsun, devletle PKK aynı masaya otursun. Ona da karşı çıktım ben. Yani o çözüm sürecinde de bu yol yanlıştır. Senin örgütle masaya oturman yanlış. Kürtlerin bütün demokratik haklarını tanırsın, pazarlıksız. Örgütle neyi konuşursun? Ayrı, mittir, askerdir, kimler konuşuyorsa silah nasıl bırakılacak? Siyasi af çıkacak mı, çıkmayacak mı? Dağdakiler ne olacak? Bunları konuşursun. Demokratik çözümler. O gün milletvekiliyken, heyetin içindeyken de bunları söyledim. Ve beni heyetten çıkardılar. Niye? Dedim ki ben postacı olmayı kabul etmiyorum. Yani, yani İmralı ile Kandil arasında mitin mektubunu al ona götür ondan buraya getir. Parti mi istemez? Dedim, "Hayır. Kandil ben mi? ben hükümetin çıkardığı kanaatindeyim. Hmm. Ve canlı yayınlarda bunu söyledim. Onlar da var yine. Niye hep iki de bir var var diyorum? Ya bu adam işte geldi, esip yağıyor. Ne zaman dedin? Nerede dedin? Kime dedin? Hepsi duruyor kayıtları var. Dedim ki ben postacı olacak adam değilim. O yaşı geçtim. Eğer devlet hükümet postacı arıyorsa PTT'ye müracaat etsin. Evet. Yüzlerce postacı var. Yani kandille haberleşecekse, he biz parlamenter olarak, siyasi olarak veya bir entelektüel olarak veya biraz bu işleri bilen olarak, adına ne dersen de, ister büyüt ister küçült. Evet. Bir müzakere kabiliyetimiz olacaksa, bir söz hakkımız olacaksa, biz olalım bu işte. Ama yok eğer getir götür içinde figüran olarak kullanılıyorsa ben yokum bu işte. Eyvallah. Bugün ee, de öyle diyorum. Yani bir Altan tanı getireyim, aday yapayım. Bir işte bilmem Ayşe'yi getireyim, aday yapayım. Sorun bu değil. Zaten AK Parti'nin ve devletin en büyük yanlışı bu. Yani işte gel seni bir sefer öpeyim, acımadı, hadi falan bitti bu iş. Yok böyle bir şey. Anladım ama aktif siyasete dönebilirim diyorsunuz. yani Her an şey dönebilirim tabii. Evet. Eyvallah. Dönebilirim ama şu an için bütün yollar Ayhan kapalı. Ayhan Bilgen Nasaran'ız... Ee... Yani siyaseten bir birlikteliğimiz yok, öyle diyeyim. Parti de yoktu. Yani ben bunu da birkaç sefer söyledim ama her seferinde söylemek de hoş olmuyor nezaketen. Çünkü yani bunu söylediğiniz vakitte farklı yerlere çekiliyor. Söylemeseniz de farklı yerlere çekiliyor. O partide beraber siyaset yaptığımız dönemde de biz Ayhan Bilge ile 10 dakika ortak bir konu üzerinde birlikte bir tavır takınmadık. Evet. Dolayısıyla bu e, kadarını söyleyeyim. Anladım. E, mesele evet. az çok anlaşılmıştır. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ha, ederim. Altan Tan Kürtçü mü, İslamcı mı, şeriatçı mı, liberal mi? Müslüman Kürt demokrat. Biraz şey olduk bile. Biraz. Bir Müslüman demokrasisi neye yok? Bir gece tartışalım. Benim 8 kitabım var. Bunların içerisinde en kıymet verdiğim Allah adına yönetmek diye bir evet. kitabım var. 300 sayfa. Hazreti Peygamber döneminden işte son Ama sadece de muhafazakar değilim. Değilim. Yasama, yürütme ve yargı nasıldı? Eyvallah. Allah adına hükmet. Allah adına hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ta kendileridir. Peki Allah adına kim yönetecek, nasıl yürütecek, hangi yetkiyle, hangi mekanizmalarla, neden bir Müslüman demokrasisi çıkamadı? Yani Raşid Gandüşi'den bilmem Salih El Cabiri'ye kadar şeyde. Fas'ta ve Ali İzzet Begoviç'e kadar bu konuda kafa yoranlar var. Neden bir Müslüman yönetim modeli çıkamadı? Yani etnik, dini, mezhebi ve sınıfsal meseleleri. En önemli konuları bu son iki dakikaya bıraktık. Eyvallah ama şunu yapalım. İran'da çıkmadı. Suudi Arabistan'da ee, çıkmadı. AK Parti'de çıkmadı. Mısır'da çıkmadı. Şöyle yapalım. E, gerçekten de. E, Müslüman demokrasisini tartışalım. Kesinlikle. E, asıl bu entelektüel. Yani yasama, yürütme, bunları, yargı nasıl e, da Abbasiler'de, Selçuklular'da, dört halifede Hazreti Ali Muaviye'ye karşı halifeliği bırakma sözü verdi. Ama Hazreti Osman dedi ki bu, bu gömleği bana Allah giydirdi. Ancak Allah çıkarır. İstifa edebilir mi? Edemez mi? Ömür boyu mu seçilmiş? Şura ne? Kimler denetleyecek? Evet. E, yargıyı kim tayin edecek? Süremizi e, aştık. açtık. Evet Tam Bey, Sayın Cumhurbaşkanı konuşması sebebiyle. E, Cumhurbaşkanı tabii. gündüz konuşuyor, gece konuşuyor. <laughs> ya, ee, ya şimdi ya Rabbi, biraz daha biz inşallah konuşsaydık. İnşallah ilerleyen bir zamanda daha geniş bir i̇nşallah, şekilde bu dediğimiz mevzuları. İnşallah. İnşallah. E, Esas konular da bunlardır evet, ha. He, öbürleri hepsi Eyvallah. Ya EFT'den, meselelerdir yani. Onlar da önemliydi, kayıt düştü, evet. hatıralarda konuşuluyor. Ama oldu. esas konu bugün bütün İslam dünyasının nasıl bir yönetim şekli olacak? Yani Selefiler, işte Ne'o, Selefi Vahabiler, Şiiler, tarikatlar, cemaatler, yani bu yönetim, denetim, yargı, mekanizma, seçim, biat, etnik meseleler, mezhebi meseleler. Evet, çok 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 laik dindar gerilimi efendim çok, nasıl olacak çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Eksik ederim. Eksik olmayın, var olun. Çok çok sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum. E, bu arada e, sayın Altan program içerisinde hani sistemi vardı İslamcı kesime medyaya göre e, medyaya karşı şunu söyleyelim. Hakikaten de biz Akit TV olarak ben en azından onu söyleyebilirim. Ümmetçi ve e, bütün kendiniz bütün, adına Tekrar şerh Hükümetçi ediyorum diyebilirsiniz ama yapıyor. camia adına asla o sorumluluğu almayın. Bütün camia adına konuşamayız. Bu hak bende yok. Ama evet. Sayın Altantan'ı da en az iki yıldır kendisi de söyledi. Davet ediyoruz. Sadece Sayın Altantan'ı değil, HDP'den bile e, Sayın e, Eş Başkanları davet ettik. Gelirlerse ekranımız her zaman açık. Dolayısıyla bunun altını çizeyim yani kimseye karşı bir ambargomuz yoktur. E, ama Sayın Altantan mesela bazılarına göre de Kürt milliyetçisi olarak yaftalanmıştır. Ama biz buna rağmen biz öyle görmüyoruz kendisini. ya e tabii e milliyetçilik de, de şimdi diyoruz ya her bir konu başka bir konuyu açıyor. Evet. Said Nursi diyor ki fikri milliyet iki türlüdür. Bir unsuriyetperverlik yani bugünkü nasyonalizm, faşizm işte bir Türk dünyaya bedeldir. İşte Almanlar üstün ırktır. Bu faşizm. İşte yani o menfi milliyetçilik denilen bu. Müsbet milliyetçilik dediği bir milletin bir kimsenin kendi halkını sevmesi, hakkını, hukukunu müdafaa etmesidir. Kürtlerin bugün asla böyle bir iddiası yok. Evet. Kürtler sadece kendi haklarını müdafaa ediyorlar. Yani biz Türkleri yönetelim, Araplardan üstünüz, Farslardan bilmem neyiz. Böyle diyen bir Kürt yok yani. Ben bugüne kadar görmedim. Yani kendi hak ve hukukunu müdafaa ediyor ve o noktada da e, Kürtlerinde hatta diğer halklarında milliyetperveriyim öyle diyelim. Said Nursi'nin tanımlamasıyla. Yani. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Altan Tan, sevgili izleyenler bu akşam kırmızı masayı biraz taş açtık süremizi ama belirtelim. Tayyip Bey açtı, biz evet. biz açmadık da o bırakmadı konuşan. Sağ <laughs> evet olun. Ama hakikaten de Altan Tan her zaman Altan Tan'a her zaman ekranımız açık. Başka meselelerde inşallah konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum kırmızı masadan bu haftalık bu kadar haftaya yeni bir kırmızı masada buluşmak umuduyla bu arada Miladi yeni yılınızda tebrik ederim inşallah tüm dünyaya barış huzur ve e, güzel günlere vesile olur getirmesini de temenni edelim. Allah'a ısmarladık.